Günaydın, günaydın, günaydın sevgili izleyenler. Evet, bugün gülerek programa başladık. Bugün gördüğünüz gibi yine bir misafirim var. Misafirim kim diyecek olursanız psikiyatr Mustafa Akkuş efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla bir cumartesiniz var. Evde tam hadi oturup dinlenelim dediniz ama biz sizi buraya çekip getirdik. Çünkü bizim için çok önemlisiniz, çok kıymetlisiniz. Bütün Teşekkürler. vatandaşlarımız için öylesiniz. Branşınız da ayrıca günümüzün işte hastalığı olarak görünen hepimizin işte çok yüksek dozda artık ülke genelindeki bu antidepresanların kullanımına baktığımızda gerçekten çok yaygın bir hastalığın da doktorusunuz. Öyle bir doktor olunca da doğal olarak sizi cumartesi de olsa bir buraya çekelim de bir doktorumuzla konuşalım. İnsanların sıkıntılarını sizinle bir böyle konuşalım. Bakalım neler var, Erzincan'da neler yaşanıyor bu anlamda, ne sıkıntılar Evet. var diye sizi bugün buraya kadar getirdik. Evet. Şimdi doktorum psikiyatri dedik. Bu psikiyatrin bir geçmişten bir alalım. Evet. Nereden gelmiş bu psikiyatri? İlk kim keşfetmiş böyle bir rahatsızlığı, hastalığı, bu isimler nereden gelmiş? Şöyle bir geçmişine bakalım. Sonra Evet, günümüze dönelim. aslında psikiyatrinin tarihine bakacak olursak aslında psikiyatri 1800'lü yılların sonunda ortaya çıkmaya başlıyor. Freud hepimizin daha Evet. çok aşina olduğu, Bildiği, değil mi? bildiği. Freud'la aslında psikiyatrinin babası diye de adlandırılır. Oradan gelen bir süreç. İlk Freud döneminde tabii daha çok şimdiki gibi böyle ilaç tedavileri veya bazı terapiler yoktu. O dönemde daha çok psikanalitik dediğimiz, psikodinamik dediğimiz biraz daha kişinin geçmiş yaşantıları, çocukluk yaşantıları, onların güncele aktarımı, yansıması gibi daha çok analitik yöntem, biz psikiyatride öyle diyoruz, analitik yöntemler. Onlar ağırlıklıydı. İşte Freud kendisi de bir doktor aynı zamanda. O dönemde hastalarını o şekilde tedavi ediyordu, etmeye çalışıyordu. Tabii o dönemlerde bu psikiyatri ortaya çıkınca antipsikiyatri akımları da ortaya çıkmaya başlıyor. İşte buna karşı eleştiriler, Olmaya psikiyatrinin başlıyor. bir tıp branşı olmayacağına dair düşünceler, bir daha çok felsefik akımlar da ortaya çıkıyor. Tabii daha sonra Krapelin diye bir ünlü bir doktor var. Krapelin döneminde biraz daha böyle psikiyatri tıbbi olarak sınıflandırılmaya, biraz daha organik, biyolojik kökenleri biraz daha netleştirilmeye başlanıyor. Ondan sonra da tabii ilk psikiyatrik ilaç 1952'de ortaya çıkıyor. 1952. 1952'de psikiyatri ilaçları ilk olarak klorpromazin diye ortaya çıkıyor. Bulunuyor daha doğrusu, keşfediliyor. Bundan sonra da yavaş yavaş hastalıkların, tabii daha evvelinde de hastalıkların semptomları, durumları biliniyor. Şimdi olduğu gibi o zaman da insanlar bir takım şeylerden dolayı yakınıyorlar neticede. Bu psikiyatrik ilaçların doğmasıyla beraber tedavide elimiz daha da çok güçleniyor o dönemde. Ondan sonra tabii son yıllarda daha farklı ilaç grupları, daha farklı alanlarda özellikle antidepresanların keşfi, bu bahsettiğim antipsikotik özellikle ilaçlar, daha çok böyle kişileri sedatize edici, biz dediğimiz biraz daha sakinleştirici, rahatlatıcı, ruhsal olarak bir tatmin edici ilaçların da ortaya çıkmasıyla, gelişmesiyle beraber çağ atlanıyor adeta psikiyatride. Son 20-30 yılda da diyebiliriz daha çok böyle ilaç tedavisinin yanında, çünkü görülüyor ki bazı rahatsızlıklarda ilaç tedavisi tek başına yeterli olmuyor. Evet. Veya ilaç kullanımıyla beraber kişide bazı semptomlar düzelmiyor. O durumlarda da son yaklaşık işte 20-30 yıldır terapiler ortaya çıkıyor. Yani bilişsel davranış terapi dediğimiz. Çünkü bu rahatsızlıkların bazılarının, belki birazdan konuşacağız, yapısında kişinin kendi bilişsel hataları ön plana çıkıyor. Yani olaylar karşısında İlaç olayları kullanımıyla yorumlamayla terapiyle ilgili ve başlıyor. terapi yöntemleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Ekoller ortaya çıkmaya başlıyor, terapi ekolleri. Şu anda da günümüzde, yani güncel olarak bugüne bakacak olursak, bunların hepsi sentez olarak kullanılıyor. Yani hem farmakoterapi, ilaç tedavisi, hem bu bahsettiğim son dönem terapiler ve ta Freud'den gelen Gelen. psikanalitik, psikodinamik yönelimli dediğimiz kişinin geçmiş yaşantılarını ele alan tedavi yaklaşımları
eş zamanlı olarak kullanılmaya çalışılıyor şu anda. Tabii bunlar artık daha çok çalışmalarla, bilimsel akademik çalışmalarla hangi hastalıkta hangilerinin daha etkin olduğu, bunlar sürekli halen araştırılma devam ediyor, çalışmalar halen devam ediyor. Ona göre belli hastalıklarda belli yöntemler ön plana çıkıyor ve diğer hastalıklarda başka yöntemler ön plana çıkıyor. Bu şekilde bir geçmiş var bisiklete. Şimdi Mustafa Bey, diğer rahatsızlıklara baktığımızda işte ya işte belim ağrıyor, hadi gideyim işte beyine cerrahine gideyim ya da şuram ağrıyor, nörolojiye gideyim. Yani biliyoruz hangi nerimiz ağrırsa işte nereye gideceğimizi biliyoruz. Kolumuzu kırdık işte ortopediye gidelim gibi. Evet. Ama şimdi sizin dalınız öyle bir dal ki, yani hadi şuram ağrıyor gidelim diyebileceğimiz bir dal değil psikiyatri. Şimdi bir insanın psikiyatriye gidebilmesi için hangi bulguların insanda olması lazım ki? Ya bende şunlar var, sanırım benim işte bir psikiyatriye gitmem lazım diye. Bu soruyu kendimize sorabilmemiz için hangi bulguların evet. görmemiz lazım kendimizde? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü hastalarda çok fazla biz şey görüyoruz. Hani hastaneye gittiği zaman hangi kliniğe, hangi bölüme gideceğini bilememe durumu çok fazla evet. oluyor. Psikiyatride bunu çok sıklıkla yaşıyoruz. Özellikle işte psikiyatriye gelmesi gereken, bize göre gelmesi gereken hastaların başka bir bölüme, branşa gitmesi öncelikle. Ve çok da zaman kaybı. Zaman kaybı kişi için hem bu tedavisinin gecikmesi anlamına geliyor, hem ailesel başka sorunların ortaya çıkması anlamına gelebiliyor. Biz daha çok hani belirtileri şu şekilde düşünüyoruz. Aslında psikiyatriye bir kişi her yakınmayla gelebilir. Bütün hani düşün aklınıza gelebilecek tüm yakınmalarla psikiyatriye başvuru olabilir. Bunu hani baş ağrısından tutun, işte çarpıntıya, diğer branşına kaşıntıya gibi çok sayıda böyle farklı fiziksel belirtilerle psikiyatriye başvurulabilir. Ama tabii öncelikle bize başvuru sebepleri genelde ruhsal kökenli sebepler oluyor. Mutsuzluk, kaygı problemleri, işte uyku bozuklukları, iştah bozuklukları veyahut agresif davranışlar, öfke problemleri gibi sebeplerle daha çok hastaların başvurusunu görüyoruz. Ama diğer bahsettiğim fiziksel kökenli sebeplerle olan başvurular da hiç az değil bunun yanında. Değil mi? Hiç az değil. Onlarla ilgili genelde hastaların eğilimi büyük oranda doğru eğilimler ilk anlamda. Mesela örnek verecek olursak kişinin göğüs ağrısı var diyelim. Göğüs, burada saplanan bir ağrı evet, var. Evet. Veyahut bir çarpıntısı da olabilir. Çarpıntı evet, mesela çok çarpıntı var. Ya da karnım ağrıyor ya da bağırsaklarımda evet. sıkıntı var. Bunun gibi bir sürü evet. şey aslında. Mesela çarpıntısı olan bir insanın öncelikle hangi branşa gideceği konusu diyelim. Eğer kişide çarpıntı varsa çok şiddetli, kendisini hayati tehdit edici boyutta olduğunu düşünmüyorsa, çünkü öyle düşünüyorsa acile başvurular daha çok oluyor. Düşünmüyorsa tabii ki ilk etapta bizim de önereceğimiz bir kardiyoloji başvurusudur. Veya dediğiniz gibi karın ağrısı yaşayan bir insanın ilk olarak dahiliye veya genel cerrahi branşlarına evet, tabii başvurması evet. gerekir. Çünkü daha hızlı tedaviye gerek duyulan rahatsızlıklar var diğer branşlarda. Yani belki atıyorum işte karın ağrısıyla kişide bir apandisit olabilir. Olabilir. Onun için hani onun tedavisinde çok hızlı yapılması gerektiği için ilk öncelikli bu branşlara başvurular daha uygun, daha doğru. Eğer kişinin geçmişinde bir psikiyatrik öykü yok ise bu şekilde öncelikle öyle bir branşa gidebilir. O branşta ilgili araştırmalar yapıldıktan sonra organik kökenli, yapısal bir sorun ortaya konulmadığı müddetçe zaten diğer hekim arkadaşlar, diğer branşlarda psikiyatrik sorun olabileceğini eğer düşünüyorlar ise bir aslında orada alınan anamnez de bu ortaya çıkar daha çok. Onlar da yönlendirme yapabiliyorlar psikiyatriye. O grup hastaları daha çok biz öyle karşılaşıyoruz. Peki o zaman bir depresyondan başlayalım. Nedir bu depresyon? Bir de öyle bir şey yaygınlaşma ki Mustafa Bey, bir şey olunca diyor ki işte biz hastalarda ya da hasta olduğumuzu da bilmeden ya depresyondayım. Yani bu artık herkesin diline pelsenk olmuş. Yani ya depresyona girdim işte. Bunu artık gerçekten depresyona girdiğimiz için mi bunu kullanıyoruz, yoksa bu bizim tutunacağımız bir dal haline mi geldi, duygu sömürüsü haline mi getirdik? Bir de böyle bir durum var. Gerçekten depresyonun belirtileri nedir? Bir bunu evet. anlatalım. Şimdi dediğiniz gibi gerçekten halkımız arasında çok fazla kullanılıyor depresyon tabiri.
Hani en ufak bir sorun yaşadığı zaman Depresyonda. ben depresyona girdim. Aslında bir yaşadığı ufak çaplı bir olaydır, belki de bir mutsuzluk anıdır. Mutsuzlukla depresyon çok karıştırılır çünkü. Değil mi? Mutsuzluk eşittir depresyon gibi düşünülür aslında. Ama aslında hiç de öyle değil. Ki depresyonun tanı kriterlerine bakacak olursak, hani mutsuzluk orada yer almıyor bile. Başka bir anlam olarak yer alıyor. Ama sadece bir belirti olarak yer alıyor. Hani kişide sadece bir mutsuzluk şikayeti olduğu için biz bu kişi depresyondadır diyemeyiz. Depresyon bir bozukluktur, bir hastalıktır. Bir beyin hastalığıdır aslında. Onun da tabii ki belirtileri vardır. Bu belirtilerde en çok bizim gördüğümüz özellikler kişide depresif duygu durum dediğimiz bir ruh hali vardır. Hani mutsuzluğu da iç kapsar bu. Yani kişinin ne hissettiğini sorduğumuzda kişi ben karamsarlık, umutsuzluk, mutsuzluk gibi bir takım yakınmalar söylerler bize. Bunu kişinin zaten biz daha çok görüntüsünden bile bazen anlayabiliriz. Kişide daha çok çökkün, ağlamaklı bir ruh hali gördüğümüz zaman bir daha çok depresif bir duygu durumu olduğunu sezeriz. O da kendisi zaten bundan yakınır genelde bize. Onun dışında kişide çok dikkat dağınıklıkları olabilir depresyonda. Konsantrasyon eksiklikleri olabilir. Unutkanlıklar olabilir. İştah değişiklikleri olabilir. Bu iştahın azalması da olabilir, artması şeklinde de olabilir. Uykunun azalması veya normal uyku süresinin artması şeklinde de olabilir. Anerji dediğimiz böyle sabahları yorgun kalkma, bitkin olma, enerjisizlik hali olabilir. Hayattan zevk alamama, keyif alamama. Bu da çok sıklıkla hastalarımızın bize şikayetlerinden arasındadır. Hocam işte ben yaptığım hiçbir şeyden keyif almıyorum. Eskiden çok keyif aldığım halde, mesela eskiden sinemaya gitmekten çok keyif alıyordum. Ama artık 2 aydır ben keyif almıyorum bundan. Zevk alamıyorum hayattan. Bazen daha da ağır suçluluk, kendine ait böyle suçluluk düşünceleri, değersiz olduğu düşünceleri ve tabii bizim için çok istemediğimiz en sıkıntılı semptomlardan intihar düşünceleri, intihar fikirlerine kadar varabilir. Bir de artık sanki Mustafa Bey, mutsuz bir toplum mu olduk? Sanki mutsuzluk gitgide artıyor mu? Ya da biz her şeyi artık her şeyden doyduk da bizi hiçbir şey mutlu mu etmiyor? Yoksa Evet. mutsuz edecek şeyler mi çoğaldı? Evet. Gerçekten size de şimdi gelenlerin çoğu mutsuzum, bir şeyden zevk almıyorum. Biz de baktığımızda geçmişten gerçekten geçmişte çok mutluyduk. Her şeyden zevk alan insanlardık. Ama bakıyorum şimdi bizi de bir şey mutlu etmiyor. Ya da mutlu edecek şeyleri çok hızlı tükettik mi acaba? Yoksa yok zaman her şey çok olumsuz olarak etkiledi. Mutsuz olacağımız çok da şey var. Şimdi bakıyorsunuz işte savaş var, açlık var, kıtlık var, ölüm var. Terör var. Bütün bunları yaşayınca da insan ister istemez sizin yanınıza koşanların sayısı daha da artıyordur. Öyle değil mi doktorum? Yani Tabii ki. öncekiyle şimdi kıyaslayınca çocuklar bile çok etkileniyor. Çocuklar önceden ilkokullarda hepimiz siyah önlük giyer, okullara giderdik. Şimdi çocuklar sivil kıyafet giyiyorlar. Ayakkabıları, üstleri, başları çocuklar birbirlerine baktıkları zaman işte çocuklar arasındaki o fark çocukları mutsuz ediyor. Onun şuyusu var, benim yok. Bu bile çocukların mutsuz olmasına sebep. Çocuk hani her şeyden mutlu olan çocuklar bile mutsuz olmaya başladı. Bu da çocuklarda da aynı şekilde mutsuz olmasından kaynaklanan size gelen çocuklarda vardır Tabii. eminim. Aileler çocuklarını da size getiriyorlar mı bu konuda? Onlar da sıkıntı yaşıyor mu? Şimdi şöyle, zaten dediğiniz gibi hani tabii ki zaman ilerledikçe toplumsal, sosyal olan olaylardan kaynaklı olarak psikiyatriye başvurular daha çok artıyor. Değil mi? Bu hem depremler olsun, sosyal felaketler olsun, ekonomik sebepler olsun, aile içerisinde diğer sosyal sebepler olsun. Bunlarda bir stresör dediğimiz bizim bir tetikleyici rolü görebiliyor. Bu mutsuzlukta veya ilerleyen depresyonlarda bir sebep olabiliyor. Ama hani dediğiniz gibi mutluluk ve mutsuzluk kavramı biraz daha şey, göreceli bir kavram. Yani kişinin bazen hani şunu görebiliyoruz. Yani ben hani deneyimlerimde klinikte şunu görüyorum. Çok fazla maddi durumu çok iyi olan, ekonomik olarak hiçbir sorunu bulunmayan, sosyal toplumsal alanlarda itibar sahibi, işte ailesi, aile içerisinde herhangi bir problem görünmeyen gibi dıştan bakışta. Böyle bir sorun olmayan kişilerde çok ciddi depresyonlar, çok ciddi mutsuzluklar ortaya Olabiliyor. çıkabiliyor. Ama bazen şunu da görebiliyoruz, bunun tam tersi olarak.
İşte aşırı bir maddi problem, aile içerisinde sosyal sorunlar çok yoğun. Ama kişinin bir takım o kendi dinamikleriyle ilgili bir durum tabii bu. Bu durumda çok fazla etkilenmeden, yani illa ki etkileniyor. Ama ruhsal yapısını, ruhsal durumunu çok fazla bozmadan hayatını idame ettirebilen insanlar da görüyoruz. Şimdi aileden bahsettiniz, sözünüzün arasına girdim Mustafa Bey. Madde bağımlılığı olayı var. Şimdi burada aklıma hemen gelen. Madde bağımlılığını genelde biz ailelere yoruyoruz. İşte ailesinde mutsuz ya da dışlanmış çocuklar, işte ya yoksul çocuklar ya da çok fazla her şeyi verilip çok fazla doyurulan çocuklar da diyoruz. Madde bağımlısı olan işte çocuklarda aileler size getiriyordur. Bununla ilgili de tedavileriniz vardır. Siz bu yaptığınız size gelen hastalarla ilgili baktığınızda onlara bu aileden gelen sıkıntılar mı gerçekten işte yoksa yok zaten işte yanlış arkadaşlar ya da çevresel faktörler daha mı etkili? Burada şimdi ülkemizde zaten madde bağımlılığı sorunu biliyorsunuz son yıllarda çok fazla Evet. büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Belki bir 10 yıl öncesinde bu kadar yoğun değildi madde Değildi. kullanım Evet. problemleri ülkemizde. Şu an artık çoğu şehrimizde amatemler açılmaya başladı. İşte alkol ve madde kullanım bozukluğuna yönelik tedaviler geliştirilmeye çalışılıyor. Madde bağımlılığı sorunu sadece aslında bir psikiyatrik, sadece tıbbi bir sorun değil. Sadece ailesel bir sorun da değil. Çok yönleri olan bir sorun. Diğer psikiyatrik bozukluklardan farklı olarak güvenlik, ekonomik, Değil mi? sosyal yönleri olan çok geniş önlem yöntemleri gereken bir konu. Hani sadece kişinin örnek veriyorum madde bağımlılığını tedavi ettiğiniz zaman hani tıbbi anlamda bu durumu çözdüğünüz zaman devam eden süreçte bunu devam ettirebilme, kişinin madde kullanımından uzak kalmasını sağlama ihtimaliniz sadece size bağlı değil. Çünkü bu biraz daha dediğim gibi sosyal, ekonomik Sonraki dönem ve aslında o güvenlikle zaman daha ilgili bir soru. önemli, değil Evet, mi? evet. Sonrası dönem çok önemli. Hem kişinin tıbbi merkeze başvurusunun devamı anlamında. Çünkü şeyi çok görüyoruz. Madde bağımlılığından kişi kurtuluyor. İşte tedavisi ne oluyor? Ayık kalma diyoruz biz ona. Maddeden uzak olduğu dönem. Ondan sonra çok sık kaymalar olabiliyor. Yani madde kullanıma tekrar başlamalar olabiliyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi kişinin alışkanlıklarını terk etmemesi. Madde kullanılan ortamlara tekrar giriş yapması. Kendisine maddeyi çağrıştıracak şeylerden uzak kalmaması, ailenin de bazen bunu da görüyoruz dediğiniz gibi, ailenin de kişinin bu problemin üzerine çok fazla eğilmemesi, ona destek olma anlamında, tedavisini sürdürmeye Ailenin de destek olma eğitimi anlamında gerekiyor o zaman tabii bu ki anlamda. çok Öyle değil önemli. mi? Aile eğitimi en az kişinin eğitimi kadar önemli madde kullanım problemi konusunda. Bunlar olunca bu sefer tekrar bir madde kullanımıyla ilgili sorunlar devam etmeye, tekrarlamaya başlıyorlar. Şimdi çocuklar ve madde bağımlısından başladık o ki bu şekilde bir devam edelim Mustafa Bey. Şimdi okullarda da bu anlamda bir eğitim olayı yok. Böyle bir ders olayı da yok. Evet. Buradan hep söylüyoruz biz ama işte bir sadece rehberlik dersi deniliyor. İşte psikolojik danışmanlıkla ilgili bir ders yok şu anda. Hatta vardık. O kaldırıldı. Şu anda onun şeysi tartışmaları sürüyor. Şimdi okullarda böyle bir dersin olması siz sonuçta bu konuda eğitim görmüşsünüz ve bu konuda da hizmet veriyorsunuz psikiyatri olarak. Okullara baktığınızda size o tür öğrenciler de geliyor. Okullarda bu anlamda bir dersin olması gerekli mi? Ben şöyle diyorum. Keşke işte okulda bir ders olsa, böyle bir ders olsa ve siz gibi bu anlamda eğitim veren işte doktorlarımız da haftada bir derslere girse de bu öğrencilere işte bu dersi verirse. Çünkü ileride bu çocukları kaybettiğimizde geri kazanmak mümkün değil. Bu temelden yapılması gereken bir şey. Siz ne diyorsunuz bu okullardaki eğitimle ilgili? Şimdi dediğiniz aslında çok güzel bir uygulama olur bence. Çünkü okullarda hani madde kullanımla ilgili son şeylere baktığımız zaman çalışmalara yaş çok düşmüş durumda. Değil mi? Yani şu anda 12-13 yaşında madde kullanımı olan insanlarla bazen karşılaşabilmekteyiz. O kadar düşmüş durumda. Bununla ilgili bilinçlendirmeler, zaten madde kullanım bozukluğu ile ilgili az önce söylediğim gibi kişinin madde kullanımına başladıktan sonraki süreç daha zor
ve daha uzun Değil mi? tedavi gerektiren bir durum. Koruyucu dönem çok önemli aslında bizim için. Yani kişinin madde kullanımına hiç başlamaması, tanışmaması, ondan uzak kalması, madde kullanımının doğurabileceği sonuçları bilmesi, bu konuda bilinçlendirilmesi çok gerekli ve önemli bir durum şu an itibariyle. Okullarda tabii bunu ne ölçüde yapıyorlar çok fazla bilmiyoruz bunu. Ama dediğiniz gibi çok da geniş çapta bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben ciddi bir şey yapılsa, hatta velilerle birlikte, çünkü çocuklar ve velilere böyle bir eğitim verilse, hem Tabii. veliler çocukları konusunda daha dikkatli, daha hassas olurlar, ufacık bir değişikliği fark ederler, ona göre hemen işte tedbirini alırlar. Keşke böyle bir ders olsa diye. Yani ders konusu tabii ki hani aslında önerilen bir şey. Sağlık Bakanlığı bilmiyorum bunu öneriyor galiba ama o biraz daha resmi prosedürel bir şey olduğu için o kısmını çok bilemeyeceğim. Ama şu yönüne bakacak olursak ders rutin bir ders olarak konulmasa bile belki aylık periyotlarla Evet. belki işte dönemsel olarak senede iki kez, bir kez, iki kez konuyla ilgili, madde bağımlılığı konusuyla ilgili doğurabileceği sonuçlarla ilgili ailesel olarak kişinin geleceğinde ne gibi etkiler bırakabilir, nasıl bir olumsuz yola kişiyi sevk edebilir, bunlarla ilgili bilinçlendirme, bilgilendirme ve bu konuyla ilgili geniş çaplı Yapılabilir yapılabilir diyorsun. diye düşünüyorum. Evet, umarım ileride çok çok geç kalınmadan bu tür dersler Evet. de verilir. Peki, psikiyatri hastalıklar böyle başlık altına alırsak, Evet. Mustafa Bey, nedir psikiyatri hastalıklar? Şimdi psikiyatrik hastalıklar aslında daha önceden ilk sınıflandırmalara bakacak olursak psikiyatrik hastalıklar terimi yerine daha çok sorun olarak bahsediliyordu. Yani kişinin sorunları, ruhsal sorunları, işte sosyal sorunların ruhsal sorunları etkilemesi, diğer tıbbi sorunların bu ruhsal sorunları etkilemesi olarak değerlendiriliyordu. Daha sonra ilerleyen yıllarda bu bozukluk olarak değerlendirilen çok sayıda rahatsızlık ortaya çıktı. Bunlar bazıları hatta hastalık olarak artık değerlendirilmeye başlandı. Bozukluktan daha çok hastalık seviyesine gelmeye başladı. Psikiyatrik hastalıklar aslında çok geniş bir yelpaze. Yani bize başvuru anlamında da, başka branşlara başvuru anlamında da görebildiğimiz kadarıyla. Biz temelde psikiyatrik hastalıkları, psikotik bozukluklar, yani muhakemenin kaybedildiği daha çok bozukluklar, Daha ağır vaka daha kısmı mı oluyor? kısmen daha evet tedavisi daha uzun süren, daha komplike, ailenin daha çok desteğe ihtiyacının duyulduğu psikotik bozukluklar ve nevrotik bozukluklar diye genel anlamda sınıflandırma, böyle bir kabaca sınıflama yapılabiliyor. Tabii bunun dışında kalan diğer bazı bozukluklar da söz konusu. İşte kişilik bozuklukları gibi, bu alkol madde kullanım problemleri gibi bunlar da var. Psikotik bozukluklar dediğimiz şey, bozukluklara isterseniz önce bir şey Evet. yapalım. Bunlar kişi için daha yıkıcı, çevresi için daha zor, komplike, tedavisi daha zaman alan konular. Bizim hani çok sıklıkla bildiğimiz şizofreni Evet, hastalığı mesela şizofreni bu. bizim çok Evet. duyduğumuz ve biraz çok ürktüğümüz, korktuğumuz rahatsızlıklardan biri. Çünkü şöyle bir şey, şizofrenle duyduğumuz en belirgin şeyle işte yakınlarına zarar verme olayı. Evet. İşte Erzincan'da da bu tür bir iki vaka duymuştuk. Ciddi anlamda zarar verme, ölüme kadar götürme gibi şeyler diyoruz. Bir insan şizofrene kadar giden o şeyi nasıl yaşar da Evet. öyle bir... Şimdi şizofreni şöyle bir hastalık. Genelde yaş itibariyle 20'li yaşlardan itibaren ortaya çıkan, 20'li yaşlarda başlangıç olan, tabii bazen nadiren daha ileri yaşlarda da 30, 40, 50'li yaşlarda Fark başlangıçlar edilmeyen bir hastalık görebiliyoruz. mı 20'lerde başlıyorsa? Aslında fark edilen bir hastalık ama zor fark edilen bir hastalık. Hatta klinisyenlerin bile genelde çok zorlandığı başlangıç dönemi itibariyle. Çünkü biz şizofrenide o ana belirtileri görmeden önce prodrom dediğimiz öncü belirtilerle başlıyor birkaç ay. Nedir onları? Öncü belirtiler genelde içe kapanma, toplumdan uzaklaşma, sosyal izolasyon kavramı mesela çok kullanırız biz. Evet. Mesela atıyorum 23 yaşında bir erkek birkaç aydır evine kapanmış, içe kapanmış, normal sosyal ortamından uzaklaşmaya başlamış. Kimseyle fazla konuşmamaya başlamış. Bir takım daha önceden yaptığı uğraşları terk etmeye başlamış. Bazen agresif davranışları olmaya başlamış gibi. Bunlar tabii biz bunları gördüğümüzde bu şizofrendir demiyoruz.
Bu sadece bir takım öncü belirtiler. Bu öncü belirtilerden sonra şizofreni olma ihtimali tabii ki diğer kişilere göre daha fazla oluyor. Ama böyle bir durum söz konusuysa biraz alert olmak lazım orada. Hani biraz dikkatli olmakta fayda var. Sonraki süreçte bir psikiyatra başvuru, sürecin takibi önemli. Genelde tabii altta yatan faktörlere bakacak olursak şizofrende genetik faktörlerin önemli rolü var. Yani kişinin kendisinde, ailesinde Varsa. varsa yakınlarında, çocuklarında görme ihtimali daha fazla oluyor, O zaman artıyor. şizofren birinin çocuğunda da aynı rahatsızlığı görme durumu Tabii, olacak. tabii aynı rahatsızlığı görme ihtimali %20 ve %30 civarı. Ama bu hani illa şizofreni bir bireyin çocuğunda olacak anlamı taşımıyor. Hani normal topluma göre sıklığının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İlla ki çocuğunda olacak diye bir şey yok tabii ki. Yok. Bu tarz genetik sebepler olabiliyor. İşte bazen de hani genetik dışı sebeplerden olabiliyor. Kişinin çocukluğunda veya geçmişte yaşadığı travmatik durumların bir stres faktörü olarak ileride rol oynaması. Genelde erkeklerde mesela askerlik sonrası başlamalarda çok görebiliyoruz. İleri yaşta görünmesinin sebebi ne? Diyelim ki erkek ve 40 yaşında işte her şey çok normalken, hayatını çok normal sürdürürken 40 yaşında birden rahatsızlanıyor ve şizofren hastası olarak çıkıyor karşımıza. Evet. Sebebi bunun sebebi ne olabilir? Şimdi ileri yaşlarda başlayan şizofreni veya daha çok ileri yaşlarda biz şizofreni tabiri yerine daha çok psikotik bozukluklar tabirini kullanıyoruz. Hem yaş itibariyle hem de tanısal anlamda. İleri yaşlarda tabii bu tarz belirtiler, şizofrenik belirtiler yani halüsinasyonlar, bir takım hezeyanlar, Evet. dediğimiz sanrılar yani kişinin gerçek olmayan şeylere Şeyleri inanması, görmesi, evet. görmesi, inanması gibi kavramlar ve dağınık hareketler. Bunları eğer görüyorsak ileri yaş bir kişide 40 yaş üstü, Evet. 50 yaş üstü, 60 yaş üstü bazen görebiliyoruz. Onu da şimdi söyleyeceğim. 60 yaş üstü bazı durumlarda görebiliyoruz çünkü sıklıkla. Bunlarda genellikle öncelikle biz organik diğer sebepleri düşünüyoruz. Bu belirtileri gördüğümüz zaman. Yani psikiyatri kökenli olmayan mesela kişide beyinde bir tümör olursa örnek veriyorum. Olabilir. Onun bir etkisine bağlı olarak bu tarz belirtiler görebiliriz. Onun dışında bir takım epilepsi türlerinde görebiliyoruz nörolojik bozukluklarda. Bu tarz belirtiler yine görebilme şansımız, ihtimalimiz var. Yine Alzheimer'da mesela Alzheimer hastalığında biliyorsunuz Alzheimer Evet. aslında nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Hem nörolojiyi ilgilendiren kısmı var, hem psikiyatriyi ilgilendiren önemli bir kısmı var. Alzheimer'a bağlı olarak belli dönemlerde bu şekilde işte görsel halüsinasyonlar, bir Bu takım şeyler ileri görme, yaş, ileri yaşta bunları Alzheimer deyince evet görebiliyoruz. ileri yaş. Görebiliyoruz. Onların tedavisi adına da hastalarımız bize başvuruyor. Bu belirtilerin yatışması, düzelmesi için. Onlar da yani daha çok organik kökenli sebepler düşünmeye başlıyoruz biz. 40 yaş üstünde bu tarz Evet. belirtileri gördüğümüz zaman. Genel yaş grubuna uymadığı için. Ama çok da nadir olsa bile bazen hiçbir organik sebep olmadan Da. psikolojik kökenli olarak da bu tarz belirtileri ileri yaşlarda görebiliyoruz. Nadir olarak. Peki bu işte bu tür hastalarda şizofren hastaların iyileşme durumu yani yüzdeye vurursak Ha. nedir? Ömürbillah ilaç mı kullanmaları yoksa bunlar her zaman tehlike arz ediyor bunlardan uzak mı durmak lazım? Ne yapmak lazım Evet. bu şizofren hastalarını? Şimdi şizofreninin hani gidişatına baktığımız zaman şizofreni hastaları kronik bir hastalık neticede şizofreni. Bir hipertansiyon gibi düşünebiliriz. Bir hipertansiyon hastası veya bir diyabet hastası kronik bir hastalıktır ve komplikasyonları olabilen bir hastalıktır. Tedavi edilmediği müddetçe değil mi? Evet. İşte eğer kontrollü gitmiyorsa bir kişinin tansiyonu ileride beyinle ilgili, kalple, Sıkıntıları böbrekle ilgili olması başka kesin. sorunlar Evet. olabilir. Aslında bir nevi şizofreni de böyle bir hastalık. Kronik birliği açısından. Çünkü kronik bir hastalık olduğu için tedavisi de süregen olmalıdır. Yani ilaç tedavisi zaten şizofreninin temel Düzenli. tedavisi. Az önce bahsettiğim tedavi yöntemleri çok kullanılmıyor Evet. şizofrenide. İlaç tedavisi daha etkin. İlaç tedavisinin tabii çok sayıda grup ilacımız olduğu için hangi hastaya hangi ilaç grubu daha faydalı onu biz klinikte görebiliyoruz. Onu önceden bilmemiz çok mümkün değil. Tabii bir Evet. takım parametrelerle bazı hastalara bir takım ilaçların daha faydalı olabileceğini öngörebiliyoruz.
Bu kronik kullanım devam ediyor. Genellikle uzun yıllar şizofreni tedavisi devam ediyor, ilaç tedavisi. İyileşme oranlarına bakacak olursak %30-40 gibi tam remisyon dediğimiz, yani belirtilerin tamamen düzeldiği, sosyal uyumunun iyi olduğu, toplumsal herhangi bir sorun yaşamadığı, işlevselliğinin fena düzeyde olmadığı, günlük belirtilerin olmadığı bir grup oluyor. Bir %30'luk dilim de gene belirtileri yatışıyor. Çok aktif belirtiler görmüyoruz ama işlevselliği çok iyi olmuyor. Biraz sosyal ilişkiler konusunda yine o ketlenme devam ediyor. Bir %20'lik gibi de, %20-30'luk gibi de bir dirençli bir grup var tabii ki. O dirençli grupla ilgili de bazı belirtiler kısmen devam ediyor. Başka tedavilere geçebiliyoruz. Onlar da Ya da hastaneye yani yatırma, sürekli böyle gözetim altında tutma olayı oluyor mu? Bu evet. iyileşemeyen diyorsunuz, dirençli olan kesim çünkü. Bazı grup hastalarımız için olabiliyor. Hastaneye yatış dönemleri, yani özellikle biz hastaneye yatış önerdiğimiz dönemler, bu belirtilerin psikotik dediğimiz, az önce bahsettiğimiz o hezeyan, halüsinasyon gibi belirtilerin yoğunlaştığı, ilaç kullanımında çünkü bazen sorunlar oluyor bu hastalarda. İlaç kullanım uyumu sorunu Bir de sıklıkla ilaç yaşıyoruz. da kullanmıyorlar Mustafa Bey. Yani şey, hasta değilim ki niye kullanayım? Bir de hastaların kabul etmeme olayı var bu tür hastalarda, değil mi? Aynen. Bununla biz içgörü diyoruz zaten psikiyatride. İçgörü dediğimiz şey kişinin hastalığı ile ilgili bir kabul. Daha çok diğer bozukluklarda, az önce bahsettiğim nevrotik, hani diğer grup bozukluklarda, depresyonlarda, kaygı bozukluklarında, bunlarda içgörünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Kişi kendisinin depresyon olduğunu zaten düşünüyor. Kişi kendisinin kaygı bozukluğu olduğunu zaten düşünüyor. Onun için tedaviye geliyor. Ama bu grup psikotik bozukluklar dediğimiz şizofrenik rahatsızlıklarda kişi de içgörü genelde başlangıçta olmuyor. Muhakeme bozukluğuyla beraber yaşadığı bu belirtiler kümesini kişi doğal bir akışı gibi düşünüyor. Yani bu yaşadığı şeyin bir hatalı bir bilişsel sorun olduğunu kabul etmiyor. Onun için ilk başlangıçta tedaviye uyum, aile desteği onun için dedik ya Değil çok mi? Aile önemli. desteği çok Ailenin önemli. kişiyi tedavi merkezine götürmesi, ona destek olması, bu sorunların çözülebileceğini birlikte paylaşması. Bir süre sonra ama dediğim gibi önemli bir grupta da içgörü gelişebiliyor. Bizim bu tedaviyle, yakın işbirliğiyle, yakın izlemle beraber içgörü gelişen hastalarda da zaten tedavi başarısı daha yüksek oluyor. Önemli olan burada aslında hastanın da hastalığını kabullenip aynı zamanda da tamam iyileşmek için çaba sarf etmesiyle de ilgili. Tabii. Dediğiniz gibi ailenin desteği çok çok önemli. Ailenin de buna inanması ve onu da inandırması gerekiyor. Yani bu sonuçta bir bütün, tek başına hiç kimse hiçbir hastalık altından kalkamıyor. Bu böyle. Peki şimdi şizofreniden gelelim. Çok görülen hastalıklar toplumumuzda şu anda. Panik atak. O kadar çok yaygın, o kadar çok yaygın hale geldi ki kim şey söylüyor, benim panik atağım var diyor. Bazı panik atak durumlarında dışarı çıkamama, kendi eve hapsetme durumu var. Bazı panik ataklarda işte kalp çarpıntısı, öldüm öleceğim, ben kalp krizi geçiriyorum deyip böyle ciddi şekilde gerçekten kalp krizi geçireceğine inanan hastalar var. Bunun gibi değişik belirtileri var. Nedir bu panik atak? Panik atak sonradan mı çıktı ya da yıllarca vardı da biz mi fark edemedik? Ya da bu da mı yine moda hastalıklarımızdan biri haline geldi? Nedir bu panik atak Mustafa Bey? Şimdi aslında şöyle, panik atak dediğimiz şey aslında bir hastalık değildir. Aslında panik atak bir belirtidir. Bir panik bozukluk diye bizim bir hastalığımız var. Bu panik atakların sıklığının fazla olmasıyla ilişkili bir durum. Çünkü panik atağı biz başka başka psikiyatrik sorunlarda görebiliyoruz. Bir panik bozuklukta, şimdi anlatacağım, onda görebildiğimiz gibi bir sosyal kaygı bozukluğunda, bir sosyal fobide panik atak görebiliyoruz. Veyahut dediğiniz gibi işte bir takım fobik bozukluklarda görebiliyoruz. Kapalı alan korkusunda. Mesela asansörde kalmayla ilgili olabilir. Bu uçağa binmeyle ilgili korkular olabilir. O zaman fobiyle Ortamlara bu o göre. panik atak birbiriyle ilişkili mi? Hani işte asansör fobim var diyoruz. Ya da şu fobim var diyoruz. O zaman onunla panik atak birbiriyle ilişkili mi oluyor? İlişkili. Aslında bir fobik durumdan bir kaçınma hali panik atak. Yani panik atak dediğimiz şey normalde biz hani bilişsel davranış terapide bunu kullanıyoruz aslında bu fenomeni. Panik atak dediğimiz şey bizim için rahatsız edici, aslında kötü bir durum değil. Panik atak dediğimiz şey vücudumuz için koruyucu bir durum aslında. Koruyucu bir mekanizma.
Yani şunun gibi, örnek verecek olursak deprem, mesela Hmm. Erzincan'da da çok hani sık Evet, evet, olan bir evet, durum. evet. Deprem anında ne yaparız? Hepimiz kaçışmaya başlarız. Bir korku hali başlar. Beynin belli bölgeleri uyarılır. Bir korku hali ve bir kaçma hali başlar kişide, değil mi? Evet. O anda belirtilerimize bakacak olursak diyelim, solunumu hızlanır, nefes alıp vermesi hızlanır, çarpıntısı olmaya başlar kişide, terlemeler olabilir, titremeler olabilir, baş ağrısı olabilir, ölüm korkusu olabilir. Bu normal, hayatın akışına uyan bir durum. Hepimizin yaşayabileceği bir tehdit anında yaşayabileceğimiz bir durum. Şimdi panik atak veya panik bozukluk hastalarında bu panik ataklar oluyor. Bu şekilde ataklar. Ama belli bir sebep olmadan, beklenmedik şekilde. Kişi mesela gayet rahat, bu şekilde bir deprem gibi veya herhangi bir olumsuz bir durum yok. Birdenbire. Birdenbire beklenmedik şekilde bu belirtileri yaşıyor kişi. Bunun sebepleriyle ilgili çok fazla teori var. Yine az önce bahsettiğim gibi geçmiş çocukluk yaşantılarıyla ilgili bir takım durumlar. Genetik faktörler yine burada söz konusu. Bazı hormonal değişiklikler, beynin belli bölgelerindeki hormonların azalmasıyla ilgili. Kişi de böyle beklenmedik belirtilerle bir atak hali oluyor. Ha, normalde bize hastaların en çok başvuru sebeplerinden biri bu atak oluyor ve geçiyor aslında. Normalde bir panik atağın süresi bir 10 dakikayı geçmez. Evet. Bir panik atağın süresi. Ama kişi bunu zihninde bir takım senaryolarla, bir takım ürettiği yorumlamalarla uzatabilir Uzatıyor. süreyi. Bu 1,5 saate de uzatabilir, 2 saate de uzatabilir. Bazen bir güne, 2 güne de uzatabilir bu süreyi. Biz özellikle panik atakların sıklığı fazla olduğu zaman panik bozukluk diyoruz bu duruma. Bu durumun tedavisinde az önce bahsettiğim gibi şeyleri çok sıklıkla kullanıyoruz, antidepresanları. Çünkü tedavide çok etkinliği çok fazla. Hastada hızlı bir şekilde 1 ay içerisinde, 2 ay içerisinde atakların sonlanması ve bu hastaların en önemli sorunlarından biri atak gelmesinden de farklı olarak beklenti kaygısı dediğimiz her an atak gelecekmiş Ha, gibi beklemek, o korkuyu hissetmek. yaşamak Evet, sürekli. evet. Her an mesela bulunduğu bir yerde ya atağım gelirse, ya panik atağım olursa, ya kimseden yardım alamazsam Alamazsam değil mi? gibi düşünceler. Özellikle mesela kapalı alanlarda olanlarda işte asansör veya uçak fobisi olan kişilerde. Uçakta giderken ya uçak düşerse gibi gerçekle çok ilişkili olmayan ama kişinin yoğun Evet. yaşadığı kaygılar. Peki, panik atak geldiğinde, rahatsızlandığında hastanın yapması gereken bir şey var mı? İşte bir mesela nefes alışverişle ilgili bir Evet. şey. Yani kendisini biraz daha rahatlatması ve relax olması için Evet. yapabileceği bir şey var mı? Tabii. Atak geldiği zaman biz sıklıkla tabii hastalık derecesi çok yoğunsa, çok ilerlemiş düzeyde bize başvurular geldikten sonra bazı tıbbi ilaç tedavileri önerebiliyoruz. Atak anı ile ilişkili kısa süreli dönemli ilaçları önerebiliyoruz. Ama en az bunlar kadar etkinliği kanıtlanmış, atak anında kişiyi rahatlatan, atağın geçmesine katkıda bulunan şeyler var, özellikler. Bunlar mesela dediğiniz gibi en önemlilerinden birisi nefes Değil egzersizi. mi? Nefes egzersizi. Nefes egzersizi. Bunu ben bazen hastalarıma da uyguluyorum. Özellikle hani çok sıklıkla bilinen bir hata var burada. Panik atak geldiği zaman kişi derin derin nefes almaya çalışıyor. Atağının bu şekilde sonlanacağını düşünüyor. Derin derin nefes alıyor. Bu sefer bu vücutta belli mekanizmaları harekete geçiriyor. Atağın şeyini arttırıyor, şiddetini arttırıyor. Şiddetini artırıyor. Aslında burada doğru olan nefes egzersizi derin nefes alma değil, daha yavaş nefes alma. Derinle yavaşı karıştırıyoruz. Ha. Çok yavaş Yavaş tonda nefes alıp bir verecek. aynen 5 dakika kadar bulunduğu ortamda atağı geçirdiği an diyelim ki mutfakta bir iş yapıyordu, bir atak Hı. geçirdi. O işini birazcık bırakıp sakin bir yere geçip başka bir oda olabilir. Yavaşça nefes Geçip bir alıp yerde verecek. oturup bir 5 dakika kadar, genelde biz 5'e kadar saymayı kullanırız. Evet, onu söylemiştiniz. Bir onu Evet. gösterir misiniz lütfen? Şimdi şöyle Sevgili izleyenlerimiz yapıyoruz. de izlesin. Rahat olacağız bir kere. Oturduğumuz koltukta tamamen rahat. Nefes almaya başlarken Diyeceğiz. Aynı şekilde. yani 5'e kadar sayarak nefesimizi alacağız.
5'e kadar sayarak nefesimizi vereceğiz. Şimdi Bu bu neyi şekilde. sağlayacak? Bunun önemli özelliği şu. Bazen hastalar diyor hocam işte saymadan nefesimi alıp yavaş yavaş versem olur mu? Şimdi bunun önemli özelliklerinden birisi beyin panik atak esnasında belli konulara çok fazla yoğunlaşmış oluyor. O yoğun yaşadığı korku duygusuyla beraber, ölüm korkusu duygusuyla beraber. Aslında beynin orada biz ilgilendiği yönü değiştirmeye çalışıyoruz. Biraz daha bilişsel sayı saymayla ilgilenmesini istiyoruz. Uğraşı alanını o alanın değiştiriyoruz. Dikkatini dağıtmak evet, gibi bir şey oluyor evet. O zaman değil burada mi? Burada aslında o var. Dikkatini. Temel mantığı. Onun için onu özellikle öneriyoruz. O saymayı yapın. Eline versin, dikkatini Tabii. Parmaklarına versin. Tabii ki onu yapın. Zaten bunu belli bir süre yapan hastalar birkaç denemeden sonra saymayı zihinlerinden de yapabiliyorlar. Hani çok belki parmakla saymanın uygun olmadığı bir ortamda olabilir. Ama olabilir kişi. İçinden de sayabilir. Evet. Tabii. Ondan sonra nefes alışverişimizi dengeye getirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Hani dedim ya panik atak evet. sırasında solunum hızlanır. Kişi aldığı nefes kişiye yetmemeye başlar. Bu şekilde kişinin öncelikle bu solunum dengesini, nefes dengesini sağlayarak bunu sağladığımız zaman sonrasında diğer belirtiler de bununla birlikte çarpıntı da hafifliyor. Rahatlıyor. Terlemesi de azalıyor, titremesi de azalıyor, daha rahatlıyor. Atak anında bunu yapabilir. Bilişsel olarak da biz zaten tedavide, terapilerde bunu konuşuyoruz. Bir panik atağın hiçbir zaman yani şu güne kadar panik atak hastasının hayatı tehdit eden hiçbir durum olmadığını, hani böyle bir vaka bile olmadığını bunu sıklıkla anlatıyoruz. Bunu bir vücudun, beynin bir yanlış alarm sistemi olduğunu anlatıyoruz. Kişi hastalığını çok iyi öğrenirse panik bozuklukta bir ilaç kullanımı kadar fayda görebilir. En az bir ilaç kullanımı kadar. Çünkü ilerisinde biz bu tıbbi tedavileri, ilaç tedavilerini kesiyoruz belli bir süre sonra. En az bir 6 ay tedavi genelde öneriyoruz. Ömür bir laf kullanmak zorunda kalmıyorlar. Değil tabii ki ilaçla, ömrü bir laf. Panik bozukluk %100 tedavi edilebilen bir hastalık. Ne güzel. Bu tedavi, ilaç tedavisini kestikten sonra da kişiye bazı şeyler kazandırmanız gerekiyor. Hastalığıyla ilgili bilinçlendirmeler. Bunu kazandığı zaman kişi kendisi yeni atağı olmuş, olsa değil mi? Bile daha hafif geçiriyor. Bir sorun oluşturmadan hayatına devam edebiliyor. Evet. Peki şimdi bir reklam aramız var. Reklam arasına bir gidelim. Bir dinlenelim. Sevgili izleyenlerimiz de çaylarını alsınlar. Tazelesinler sıcak çaylarını alsınlar. Biz de sıcak çayımızı bir içelim. Daha sonra psikiyatrimizle konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, çay saati devam ediyor. Bugünkü misafirimiz psikiyatrist Mustafa Akkuş'tu. Evet, çok şeyler konuştuk. Gerçekten hepimizin bu türden sıkıntıları var biliyoruz. Bizim olmasa bile çevremizin var. Ailemizde birilerinin muhakkak bu tür sıkıntıları var. Muhakkak ki yolumuz psikiyatristten geçmiştir. Şimdi konuştuğumuz birçok şey var ama daha konuşacağımız çok şeyler de var. Şimdi en son biz panik atağı konuştuk. Evet. Panik ataktan sonra bir de bu takıntı hastalığı dediğimiz hastalık var hocam. İşte el yıkama gibi ya da işte temizlik hastalığı gibi. Bunun gibi bir sürü değişik böyle belirtileri olan hastalıklar var. Bu hastaların iyileşmesi çok zor mu? İşte bazıları yok ya iyileşmez en az bilmem kaç yıl sürüyor sürekli ilaç kullanman lazım gibi bu tür hastalar kaldı ki çevresinde de sıkıntı yaratmaya başladı hem kendileri rahatsızlar bu durumdan hem de aynı ortamda yaşadıkları insanlar da bundan rahatsızlar işte temizlik hastalığı oraya basma buraya basma elledin dokundun gibi sıkıntılar yaşıyor dediğim gibi hem kendisi hem de çevresindeki bu sıkıntılar yaşıyor şimdi bu takıntı hastalığı bilimsel olarak adı nedir bilmiyoruz ama halk arasında takıntı hastalığı diyoruz. Nedir bu takıntı hastalığı? Bunun iyileşme olayı nedir? Ya da ne tür bir tedavi uyguluyorsunuz siz? Evet, bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Tedavisi yok değil tabii ki. Ciddi oranda iyileşmeye gösteren bir tedavisi var. Takıntı kavramı aslında halk arasında çok sık kullanılıyor. Psikiyatriye geldiklerinde de. Hocam ben ne şikayetim var dediğimiz zaman takıntılarım var. Ama biz o takıntıları direkt tabii takıntı olarak almıyoruz. Öyle söylese bile hasta.
bazen bakıyoruz takıntı dediği şeyin altından bir kaygı çıkıyor. Aslında bu bir takıntı değil, kaygı. Bu çok sıklıkla Kaygı. gördüğüm mesela bir durum benim. Hastaların böyle bir adlandırması var çok sıklıkla. Yaşadığı kaygıyı mesela diyelim ki başına bir şey gelecekmiş gibi bir endişe duymasını bunu bir takıntı olarak adlandırıyor. Aslında bu bir takıntı değil, bu bir kaygı sorunudur. Evet. Takıntı dediğimiz daha çok sizin bahsettiğiniz işte temizlik konusu üzerine, bulaşma konusu üzerine, hastalık endişesinin de tetiklediği hastalık bulaşacağı takıntısı, işte ellerini defaatle yıkamalar, sürekli kirlendiği düşüncesiyle, Evet. yeterince temiz olmadığı düşüncesiyle, elini bir kez yıkadığı zaman kişi mesela emin olamıyor Bir temiz daha, bir olduğunu. daha. Tekrar yıkıyor. Hatta içinden Tekrar sayıyor. yıkıyor, sayıyor. Sayıyor. Bazı hastalarda mesela belli saymaların olduğunu görüyoruz. Mesela diyor ki hastamız, bir hastam vardı. Hocam ben 5 kez yıkayınca temiz oluyor. Evet. Ama 5 kez yıkamadığı zaman 6 olmuyor ama. 6 yıkadığı zaman da huzursuz oluyor. Evet, o beşi tamamlayacak. O 5 Arada bir olması gerekiyor. konuşuruz, bir şey derseniz şaşarsa baştan Evet, alıyor, beş baştan kez daha tekrar yıkıyor. yıkıyor. Yine bu şekilde benzer olarak banyoda çok uzun süre kalmalar, Kalma. yeterince temiz olmadığını düşünmeyle ilgili. Özellikle dini olarak abdest alma, namaz kılma durumlarında abdestinden kişinin işte yeterince olmadığını düşünüp tekrar tekrar alması, namaz kılan kişinin tekrar tekrar namaz kılması, namazının olmadığı düşüncesiyle. Bazen böyle dini takıntılar Nerede da var. onlar? Temizlik takıntıları dediğim gibi. Bir takım böyle kontrol takıntılar var. Mesela sıklıkla gördüğümüz evinin kapısını kilitlediğini ben emin olamayıp tekrar Tekrar gelip tekrar. kontrol etme. Bu bazen tabii doğal olarak hepimizde Evet, olan bazen her kişi. yapıyoruz. Biz de böyle bir daha dönüp baktığımız Evet, oluyor ama bu bir kez baktığımız olan bir şey. oluyor. Bazen işte arabanın kapısını kapattım mı kapatmadım mı diye aklımıza gelip belki bir daha bilmesine bastığımız oluyor. Ama bizim tabii hastalık olarak adlandırdığımız kısmı biraz daha bunun fazla boyutu. Yani işlevselliğini bozması. En önemli şeylerden biri o. Kişinin günlük çok önemli zamanını alması. Biz şey deriz genelde takıntılar işte günde 2 saatinizden fazla zamanınızı alıyorsa bu önemlidir bizim için. Yani daha tedavi Evet, edilmesi evet. gereken bir durumdur. Kişinin aslında takıntı dediğimiz şeyin tıbbi anlamda karşılığı obsesyondur. Obsesyon deriz biz. Bu rahatsızlık da obsesif kompulsif bozukluk. Yani obsesyon takıntı, obsesyon kişinin zihnine aslında saçma olduğunu bildiği halde bir düşüncenin gelmesi ve bu düşünceyi kişinin uzaklaştırmak için bir takım davranışlarda bulunması. Kompulsiyon diyoruz buna da. Mesela temizlik olayıyla ilgili konuşursak, kişi OKB hastalarında, OKB diye kısaltıyoruz biz, obsesif kompulsif bozukluk. OKB hastalarına mesela elini bir yere dokundurduğu zaman hemen kirlendiği ve bununla ilgili çok geniş zihninde düşünceler geliştiğini Evet, görüyoruz. dokunamıyorsunuz. Eline, Evet. saçına dokundun Evet. mu diyor. Bir daha baştan saçını yıkama Evet, olayına bunu kadar gidiliyor. yapabiliyor. Bazen hastalar tamamen giysilerini değiştirebiliyorlar böyle olduğu için. Yani bir yere dokunduğu için. Bunları görebiliyoruz. Yani bu aslında hastayla konuştuğumuz zaman hasta bize şunu söylüyor. Hocam ben bunun saçma olduğunu biliyorum. Evet, ama yapıyor. Aslında böyle bir şey yok. Biliyorum. Temizim ben diyor. Benim elimi bir kez yıkadım diyor. Biliyorum temiz oldu aslında. Bunun farkındayım. Ama engel olamıyor. Ama böyle bir düşünce geliyor benim zihnime. Engel olamıyorum. Tekrar geliyor. Altında yatan sebep ne hocam? Bunun altında yatan sebepler bununla ilgili özellikle 1-2 yaş dönemi, yani Freud'un anal dönem dediği bir dönem var. 1-2 yaş dönemi. O dönemlerde böyle biraz daha kontrolcü ailelerde bunun daha sıklıkla ileride bu tarz bir rahatsızlığın gelişebileceği yönünde çok ciddi şeyler var, araştırmalar var. Sebeplerinden biri bu görülüyor. Yine geçmiş yaşantısıyla ilgili böyle travmatik hadiseleri olan insanlarda gelişme ihtimali fazla. Obsesif kompulsif bozuklukta özellikle hani bir bahsetmiştim beyindeki bazı hormonlar var işte serotonin gibi, dopamin gibi, Evet. noradrenalin gibi bunlar beynin belli bölgelerinde belli miktarlarda bulunuyor. Bunların değişmesiyle ilgili de yapısal ve biyolojik sebepler de var. Hani OKB'nin ortaya çıkması ile ilgili. Ama biz tabii sebebin farklı farklı sebep şeyleri var, teorileri var. Biz daha çok hastayı görüp belli semptomlarla geldiği için bu tarz temizlik, kontrol, emin olamama, dinsel obsesyonlar, bazen cinsel obsesyonlar gibi şeyler. Bunlarla gelen hastalarda
tedaviye başlıyoruz. Hani o obsesif kompulsif bozuklukta tedavideki bizim amacımız, iki amacımız var. Birincisi bu obsesyonları azaltmak. Yani zihne gelen bu olumsuz düşünceleri Daha azaltmak, azaltmak, kişinin yumuşatmak. hayatında bunları etkilemeyeceği düzeye indirmeye çalışmak, işlevselliğini arttırmak. Çünkü bazen öyle oluyor ki mesela bir tane hastam vardı, öğretmen bir hastam. Sandalyeye oturamıyordu sınıfta. Sebep ne? Sandalye ne Sandalyeye olarak görüyor? oturduğu zaman oradan kirleneceğini düşünüyor sürekli. Bu işlevselliği çok önemli boyutta etkilemiş durumda artık. Yani bu işlevselliği düzeltmek esas amaçlarımızdan biri bizim. Semptomlardan ziyade Evet. bu işlevselliğini düzeltip kişiyi toplumsal hayatını daha yaşanabilir hale getirmek. Bu obsesyonları azaltmak birinci amacımız. Bunu tabii büyük ölçüde ilaçlarla bunu yapabiliyoruz. Antidepresanlar özellikle en sık kullandığımız grup. Yanına bazen takviye amaçlı, güçlendirme amaçlı diğer antipsikotik grubuna veya başka grup ilaçlardan da ekleme yapabiliyoruz. Bunlarla belli bir ölçüye kadar düzelme sağlıyoruz bu hastalarda. Yani %70, %80 oranında, bazen %100 oranında hastanın uyumuna, tedavi sürecine göre düzelmeler Düzelmeler sağlayabiliyoruz. sağlayabiliyorsun. Ama bizde genelde OKB hastalarında bir şey vardı. Bu da hastalığın doğasıyla ilgili bir durum aslında. %100 bir düzelme bekliyorlar her zaman. Çünkü bir emin olamama, bir mükemmeliyetçilik şeyleri var. Doğal Evet. olarak hastalığın doğasıyla ilgili. %95 düzelmeyi kabul etmeyebiliyorlar bazen. Şimdi Onun için ilaçlardan bahsettiniz de antidepresanlardan bahsettiniz hocam. Bir de şimdi böyle bir sıkıntı var. Antidepresan kullansam mı kullanmasam mı? Kullanacağım, bağımlılık yapar. Ömür billah ben bu ilacı mı kullanacağım? Ya da ilacı veriyorsunuz, açıyoruz hemen prospektüsünü okuyoruz. Aa, yan etkileri varmış. Bir tane bile alsak tamam, o yan etkilerin tümü vücudumuzda görünüyor gibi böyle bir ön yargımız oluyor. Çünkü okuduğumuzda otomatikman onlar bizde var olacak gibi bir düşünüyoruz. Ve kullanmamız gerektiği halde kullanmıyoruz. Kilo mu yapar diye sıkıntı yapıyoruz. Çok da etkisi yok. Ömür billah bunu mu kullanacağım? Alışkanlık yapacak gibi bir sürü kaygılarımız var. Antidepresanlarla ilgili bir de böyle bir kaygı var. Şimdi siz dediniz ya bununla ilgili takıntı hastalıklarıyla ilgili işte antidepresanlar falan biliyorum deyince aklıma bu da geldi. Çünkü hastalar bunu çok çok anlatıyor. Gerçekten verilen ilaçlar geliyorlar, rahatsız size geliyorlar. Siz ilaç biliyorsunuz ama ilacı alıp kullanmıyor. Alışkanlık yapar diyerekten. Oysa ki çektiği sıkıntı bu alışkanlıktan daha kötü. Yani alışkanlık yapsa bile bu sıkıntıyı çekmektense ilacı kullanıp o sıkıntısını hafifletmek daha iyi ama böyle bir sıkıntı var. Ne diyorsunuz bu antidepresanlar bu kadar öcü gibi görebileceğimiz bir şey mi? Hem vazgeçemiyoruz hem almak istemiyoruz. Aynen öyle. Yani antidepresanlarla ilgili hastalarda çok fazla böyle endişeler, sorular oluyor Değil kullanımıyla mi? ilgili. Yani bizim antidepresanlar çok önemli bir ilaç grubumuz. Biz hem depresyon tedavisinde kullanıyoruz, hem panik bozukluk tedavisinde kullanıyoruz. Diğer kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanıyoruz sıklıkla. Az önce konuştuğumuz obsesif kompulsif bozukluk, takıntı bozukluğu tedavisinde de kullanıyoruz. Şimdi hastalarla ilgili genellikle gördüğümüz şöyle bir şey oluyor. Bununla ilgili birkaç sebep var. Hani antidepresanları niye kullanmak istemiyorlar veya niye bir ön yargılı bir bakışları var. Birkaç sebebi oluyor. En önemli sebeplerinden birisi kendi toplumsal çevrelerinde bununla ilgili duydukları olumsuz sözler, konuşmalar etkileniyorlar bazen bu sözlerden. Bazen internet ortamındaki çok doğru olmayan bilgileri okumalar, Evet, bir de o onlarla var. ilgili Bilgi kirliliği. bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor bununla ilgili. Bazen mesela hastalarımızın çok sıklıkla antidepresanlarla ilgili kaygılarından birisi bağımlılık yaptığı yönünde. Onu sıklıkla bize soruyorlar. Hocam ben şimdi bunu kullanacağım ama bu bana bağımlılık yapar mı? Ömür boyu mu kullanmam gerekir? İşte ben bunu bırakamam mı? Bıraktığım zaman bağımlı olup tekrar mı başlarım? Bir kere onunla hiçbir alakası yok. Bunu çok sıklıkla söylüyoruz. Antidepresanların hiçbirisinin bir tane bile örneği yok. Bağımlılık yapma özelliği yok. Bağımlılık yapmıyorlar. Hani bağımlılık dediğimiz kavram zaten programın ilk bölümünde biraz onu konuşmuştuk. Bağımlılık kişinin bir nesneyi, bir maddeyi, bir ilacı fark etmez. Veyahut işte bir telefon bağımlılığı da var biliyorsunuz. Evet. Bunlar herhangi bir nesneyi kaybettiği zaman onunla ilgili çok yoğun sıkıntı yaşaması,
onu almadan hayatını devam ettiremeyeceğini düşünmesi ve yoksunluğunu çekmesidir. Yoksunluk kavramı vardır bağımlılıkta. Yani alkol ve madde örneğin. Onları kullanmadığı zaman kişide bir yoksunluk belirtileri olur. Tekrar almaya çalışır. Bizim bu antidepresan ilaçlarda böyle bir durum söz konusu değil. Antidepresan ilaçlarda tedavi sürecini zaten biz belirliyoruz hastayla birlikte konuşarak. Değil mi? Başlangıçta zaten genellikle protokolümüz düşük Evet, dozla küçük başlayıp dozda başlıyor. yavaş yavaş hastanın kliniğine göre artış yapabiliyoruz. Bıraktığında da aynı şekilde Bıraktığımız değil mi? dönemlerde de eğer kişinin herhangi bir başka tedavi öyküsü yoksa geçmişte, ek bir risk faktörü yoksa, kişilik bozukluğu gibi ek bir patolojisi yoksa, o zaman biz genelde bu tarz ilaçları tedavinin gidişatına da bağlı olarak 6 ay gibi bir sürede tedaviyi devam ettirip sonrasında düzelmeyle beraber azaltıp kesebiliyoruz. Tabii kesme dönemi çok önemli. Şimdi çok sıklıkla yapılan yanlışlardan birisi ilaçların aniden birden kesilmesi Kesmesi doktora değil mi? danışmadan. Evet. Bu sefer böyle yapıldığı zaman doğru olmayan bir uygulamayla ilaç bırakıldığı zaman hastada şikayetler tekrarlıyor. Bu şikayetler tekrarladığı zaman kişi de ben bunlara bağımlı mıyım, tekrar kullanacağım mı gibi bir bilgi şey oluyoruz, karmaşası oluyor. Ama düzenli bir şekilde doktor kontrolünde yavaş yavaş izlenerek azaltılıp kesilen hastalarda genelde böyle bir sorun görmüyoruz. Peki bu kişilik bozuklukları diyoruz. Birazcık da kişilik bozukluklarından bahsedelim mi? Nedir bu, bir hastalık mıdır? Ne tür bir şeydir? Birazcık da bu kişilik bozukluklarına şöyle bir dokunalım. Evet. Kişilik bozuklukları psikiyatride çok önemli bir yer kaplayan bir bölüm aslında. Hani başlangıçta söylediğim gibi Freud döneminden itibaren aslında ilk etapta psikiyatrik hastalıklar bu kadar sınıflanmamış, bu kadar tanımlandırılmamıştı. O zaman kişilerin daha çok kişilik bozuklukları olduğu düşünülüyordu çoğunlukla bu tarz patolojiler ortaya çıkmadan önce. Şu anda da bizim sıklıkla diğer ek tedavileri yaptığımız hastalarda, depresyon hastalarında, bazen bu panik bozukluk hastalarında, bazen takıntı hastalığı olan kişilerde tedavide zorlanıyorsak, az önce bahsettiğim ilaç tedavisini yapmamıza rağmen veya bilişsel davranışçı terapi ekollerini uygulamamıza rağmen istediğimiz sonucu eğer alamıyorsak, altında alıyorsak genelde bunun yanında ek patolojiler düşünüyoruz, ortaya çıkıyor. Bunlar çoğunlukla kişilik bozuklukları oluyor. Kişilik bozuklukları genelde 15, 16, 17 yaşlarından itibaren oluşur. Bazen kişilik özellikleri vardır. İnsanlar kişilik özellikleriyle bozukluklarını karıştırabilir. Ya işte bende bir kişilik bozukluğu var falan herhalde Ya diyen da biz de deriz olacaktır. ya, aman kişiliği de Evet. bozuk da Evet. deriz yani, biz de deriz. Evet. Ya bazen olur hani çoğu toplumda sıktır. Mükemmeliyetçi kişilik özellikleri olan insanlar vardır. Veyahut böyle biraz daha sosyal kendi alanına çekilmiş, yalnızlığı tercih eden kişilik özellikleri olan insanlar vardır. Ama kişilik bozuklukları kavramı biraz daha geniş. Yani bunun biraz daha hayatını çok yoğun etkilemesi, çok sayıda belirtinin bir arada olması gibi durumlarda çok sayıda kişilik bozukluğu var tabii. Hani bunlar tıbbi terminolojide farklı sınıflandırmaları falan var. Tedavilerine gelince kişilik bozukluklarının bir kere tanıyı çok iyi koymak lazım. Kişilik bozukluğu tanısını çok iyi koymak lazım baştan. Çünkü biz genelde kişilik bozukluklarıyla bize gelme oranı azdır. Az önce bahsettiğimiz depresyonlar, panik bozukluk ve başka Gelenler daha çok. şikayetlerle daha çok gelirler bize. Ortaya çıkan, bariz görünen şikayetlerle gelirler. Biz altta yatan bir kişilik bozukluğu olduğunu düşünürüz sonradan. Görüşmeler yaptıkça, hastayı gördükçe, bir takım tedavi sürecindeki bazı aksaklıkları görünce, hastanın uyumuyla ilgili veya başka sorunları görünce, acaba altta bir kişilik bozukluğu var mı diye soru aklımıza gelir. O zaman onun üzerine yönelmeye başlarız. Ama kişilik bozuklukları genelde ilaç tedavisiyle düzelmez. Yani ilaç tedavisinin kişilik bozukluklarının tedavisinde yeri çok az. Az. Yeri çok az. Ha bazen bazı kişilik bozukluklarında davranış problemleri olur. Başkalarına zarar verme eğilimi olur. Bazılarında kendine zarar verme eğilimi olur. Bazılarında işte içe kapanma, insanlarla iletişim kurmama olur bazı kişilik bozukluklarında. Bu belirtileri gördüğümüz zaman bu belirtileri düzeltebilecek tabii ki tedaviler var, ilaç tedavileri. Onlara yönelik tedavi yaparız.
Ama biz o belirtileri düzeltmiş oluruz. Kişilik bozukluğunu Ne? tamamen O düzeltmiş zaman oluruz. terapiyle mi düzeltiyorsunuz? Nedir? Evet. İlaçla hani genel ilaç Yani kişilik kullanılmıyorsa? bozukluklarının zaten tedavisi, remisyon dediğimiz tamamen düzelme oranları çok çok azdır. Bu şey hani halk Dünyada. arasında birine kızınca sinirlenince deriz ya, kişiliksiz Evet. deriz. Bununla bir ilgisi var mı hocam? Ya aslında onda çok ilgisi yok. Çünkü o biraz da bizim o anki tepkisel Evet, olarak tepkisel hali gösteririz. tepkisel. Kişiliksiz deriz, hemen çıkarız eşli içinden de. Evet, biraz hani onu bu şekilde adlandıralım da bu ortamda bir halledelim gibi bir düşüncemiz olduğu için öyle söyleriz genelde. Ama kişilik bozuklukları dediğim gibi hani çok aslında erken yaşlarında 15-16 yaşlarında yerleşip Görülen. oluşan bir kavram. Dolayısıyla hani bir kişide 35-40 yıl boyunca hiçbir sorun olmayıp birden bir patoloji başlıyorsa burada bir kişilik bozukluğundan söz edilemez. Evet. Daha erken yaşlarda dediğim gibi lise yaşlarında Yedisinde falan. neyse, 70'inde de odur dediğimiz olay galiba bu hocam. Yani siz diyorsunuz 15'inde böyleyse sonradan olan bir şey değil işte. Bu 15'inde kazanılan bir şey. Bu ailelerle ilgili, yetişme tarzıyla ilgili olan bir şey mi hocam? Kişilik bozukluğu evet yetişme tarzı ve ailelerle çok ilişkisi var gerçekten. Yani şu an zaten hani kişilik bozukluklarının sebepleriyle ilgili dünya üzerinde de çok fazla araştırmalar yapılıyor. Hani nasıl oluşuyor? İki insan beraber büyüyorlar aynı ortamda bazen. Çok farklı Birisinde kimse. kişilik Evet. bozukluğu oluşuyor, birisinde oluşmuyor. Hani bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebinin çok şey var. Hani genetik kodlar var tabii ki. Her bireyin bir genetik kodu var. O ayrı bir konu. İkincisi, o bahsettiğim çocukluk yaşlarında, 2-3 yaşlarında, 4-5 yaşlarında, okul öncesi dönemlerde özellikle çocuğa olan yaklaşım, ailenin, ebeveynin tutumu, Tüm onlar çok bunlar değil mi? önemli. Bunlar ilerisinde kişilik bozukluğu geliştirmesinde veya kişinin maruz kaldığı bir travma, bunlar ileride bir kişilik bozukluğu oluşturabilmek açısından riskli gruplar oluyor genelde. Peki bir de çok duyduğumuz bir kelime daha var. Manik depresif diye bir kelime çok duyarız. Özellikle siz psikiyatrlardan daha çok duyarız. İşte televizyondan, oradan buradan. Nedir bu? Bunun açılımı nedir? Manik depresif kavramı bundan bayağı bir 100 yıl önce falan aslında kullanılmaya başlamış bir kavram. Birkaç kavram var. Bunların hepsi aslında aynı şeyi ifade ediyor. Ama tabii kullanımlarda, yani klinisyenlerin kullanımında bile yıllar boyunca değişiklikler oluyor. Bir rahatsızlığın isimlendirmesi konusunda. Manik depresif dediğimiz şey, kişinin hayatında hem manik dönemler hem de depresif dönemlerin bulunduğu bir duygu durum bozukluğu. Yani kişinin duygu durum dediğimiz şey nedir? Onu biraz açacak olursak Evet. İngilizce'de mood diye geçer. Yani kişinin kendini nasıl hissettiği ama anlık değil. Yakın bir zaman. Mesela 2 haftadır kişi kendini nasıl hissediyor? Son 1 aydır iklim gibi düşünüyor. Bunu iklim gibi düşünün. Kendini nasıl hissediyor? Bir de affect dediğimiz bir şey vardır İngilizce'de. Bu da duygulanım. O da o anda nasıl hissettiği. Mesela sizinle şu an konuşuyoruz. Şu an nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Mesela şu an üzgün müsünüz? Neşeli misiniz? Şu anki durumunuz Şu var. anki Bir de durumda. son yakın zamandaki bir durumunuz var. 2 haftalık, 1 aylık bir süreçteki ruhsal durumunuz var. Şimdi bu duygu durum dediğimiz şeyde dalgalanmalar olabiliyor bazı hastalarda. Yani duygu durum belli bir orta sınırda durması gerekir normal bir insanda. Yani şey bu problemi olmayan bir insanda. Manik depresif dediğimiz dönemlerde kişinin hayatının belli dönemlerde bu duygu durumun yükselmesi, taşkınlık, aşırı neşe, yerinde duramama, çok hareketlilik, böyle uykusuzluk olur onlarda. Çok hızlı hızlı, çok sürekli konuşma. Ondan sonra bazı uğraşlarında çok artış olur. Dini uğraşlarda artış olabilir. Bazen cinsel uğraşlarında artış olabilir. Biraz büyüklenme düşünceleri, böyle sinirlilik, etrafa karşı daha üst perdeden bakma. Böyle dönemler olabilir. Bu genel özellik anlamda demiyorum. Bu dönemlerde olur yani sadece o kişide. En az 1 hafta kadar süren böyle dönemler olabilir bu kişilerin hayatında. Bunlar manik dönemler. Bir de depresif dönemler var. Bunun tam ters kutbu. Az önce bahsettiğimiz depresyon dönemleri yani. Çöktü, Evet. içe kapanık, mutsuz, konuşmak istemiyor, çok fazla iletişim kurmak istemiyor, sosyal ortamlardan çekilmiş. Peki Bu intihar dönemleri dönemleri o dönemde mi hayatının görülüyor? geçmiş dönemlerinde yaşaması kişinin. İkisini bir arada. Hem manik hem depresif dönemleri. Bunun diğer ismi iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Bir diğer ismi de bipolar bozukluğudur. Toplumda sıklıkla
Hocam, bu hani bir intihar vakaları olur. Bu intihar vakaları hangi dönemde daha sık görülen bir şey? Evet. Ya da şöyle de diyebilir miyiz aynı zamanda? Bir insanın intihar edebileceğinin önceden bulguları var mı? Nasıl anlayabiliriz bu anlamda? İşte aileler önlem almaları açısından. Muhakkak bir belirtisi vardır, intihar edecek insanın gösterdiği şeyler vardır, belirtiler. Nedir? Bunları da bir konuşabilir Tabii miyiz ki. hocam? Şimdi bunu konuştuktan sonra bir intihara girmemiz aslında çok iyi oldu. Çünkü bipolar bozuklukta intihar girişimleri, düşünceleri sıktır. Bu bipolar bozuklukta hem depresyon dönemlerinde özellikle daha sıktır. Manik dönemlerde de kişinin çok fazla aşırı bir özgüven içerisinde bazen yaptığı riskli davranışlardan dolayı hayatı tehdit edici durumlar olabilir. Depresyonda da yine intihar oranları sıktır. Bazı kişilik bozukluklarında da intihar sıklıkla olabilir. İntiharı tabii önceden yordamak çok kolay bir iş değil. Zor bir konu. Bir kişinin intihar edebileceğini kestirmek, bunu önlemek aslında bir psikiyatrinin en önemli konularından birisi. Bu tarz psikiyatrik bozukluklarda intihar görebildiğimiz için ama şöyle baktığımız zaman peki nasıl? Hiç mi öncüller yok? Hiç mi riskli durumlar yok? Bunları önceden dikkat edelim dediğimiz durumlar yok. Tabii ki de var. Mesela kişinin ailesinde intihar öyküsü olması. Kendisinde, kendi özgeçmişinde bir kendine zarar verici davranışının, Daha intihar önceden. girişiminin olması. Bu bahsettiğimiz patolojilerin olması. Sosyal desteğinin yetersiz olması. Yalnızlık hissi. En önemli intihardaki kavramlardan birisi umutsuzluk düşüncesidir. Umutsuzluk. Özellikle bu kavram üzerinde durur mesela, umutsuzluk. O da intihar için yordayıcı şeylerden bir tanesi. Bir de az önce bahsettiğim kişilik bozukluklarının ve alkol madde kullanımının eş tanı olarak diğer bozuklukların yanında Evet. kişide bulunması. Bunlar bizim için her zaman dikkat etmemiz gereken riskli durumlardır. Ama en önemli şeylerden bir tanesi dediğim gibi sosyal desteğinin azlığıdır Azlığım. kişinin. Peki şimdi hocam intihar edenlere şöyle baktığımızda intihar etme sadece umutsuzlukla kendi hayatına son verme, bu hayattan kopuş mu? Aynı zamanda birilerini cezalandırmak mı? Çünkü bazen öyle de düşünülür. Yani aslında bu Evet. hayattan kopmaktan çok intihar edeyim, öleyim, birini cezalandırayım, ona acı çektireyim, acı vereyim. Altında böyle bir şey de bazen yatıyor, değil mi hocam? Evet. İntihar girişimlerinin sebeplerine baktığımız zaman biz genelde değerlendiririz. Hani kişi niçin böyle bir girişimde bulundu veya niçin böyle bir düşüncesi var. Çok farklı sebepler ortaya çıkıyor. En sık ortaya çıkanlardan bir tanesi işte kişinin bir depresyon halinin olması, bir süre böyle bir planlama içerisinde olması ve böyle bir girişimde bulunması. Bu çok yordayabildiğimiz, zaten tedavi sürecinde olabilen kişilerle ilgili. Ama bir diğer daha sıklıkla, bundan daha sık olarak gördüğümüz ise sizin dediğiniz gibi bazen kişi cezalandırma amaçlı. Mesela ergenlerde bu çok olur, 17-18 yaşlarında. Hepsi intihar değil, bazıları kendine zarar verme şeklindedir daha basit şekilde ama. İşte ebeveyne bir Değil mi? cezalandırma özelliği olarak bunların altında genelde kişilik bozuklukları çıkar baktığımız zaman biz. Bir manipülatif dediğimiz böyle, yani daha çok yarar sağlama amaçlı. Hani yarar derken kendi durumunu izah edebilme amaçlı, ailesine, ebeveynine, öğretmenine veya çevresine kendisini anlatamadığı düşüncesiyle bu şekilde bir anlatma aracı olarak bunu yapması. Bazen işte dediğiniz gibi cezalandırma amaçlı olarak bunu yapması. Bunlar manipülatif dediğimiz daha çok yarar sağlama amaçlı girişimler. Bir de impulsif dediğimiz dürtüsel intiharlar, girişimleri var. Onlar da çok ciddi bir psikiyatrik tedavi altında olmadığı halde bir olaya, bir duruma bağlı olarak mesela sevgilisinden ayrılan bir genç anlık duruma tepki olarak dürtüsel Hemen. olarak bir girişimde bulunması gibi durumlar söz konusu. Bunların hepsi önemlidir psikiyatride. Bu durumların, girişimlerin hepsi önemlidir. Hepsinin tedaviye ihtiyacı ve desteğe ihtiyacı muhakkak vardır. Ama tabii ki yol ve yöntemleri hepsinde farklıdır. Çok o yaşlı olup da intihar eden insanları da görüyoruz bu konuda hocam. Onlar yaşlılar niye intihar ediyor? Evet. Hayatın sonu olarak mı görüyorlar? Nedir Evet. hayat?
Onu da Herhalde merak ettim. yaşlılarda tabii biz daha alert oluruz. Hani dediğim gibi gençlerde biraz daha ergenlik, kişilik Deriz, bozukluklarına bağlı evet. böyle cezalandırıcı, manipülatif tarzda intihar girişimleri daha sık. Ama kararlı ve sonuca gitmeye yönelik intihar girişimleri yaşlılarda Evet, daha yaşlarda, ağır. doğru. Özellikle 40-60 yaş dönemi, bazen daha yaşlı Daha dönemler. Hastalarda, yaşlarda erkekte de gördük. biraz daha fazla ihtimal. Onu da söyleyelim. O hastalarda genelde bunların altında baktığımız zaman organik sebepleri çok çıkıyor. Fiziksel hastalığına bağlı, hayatın tahammül edilemeyeceğini düşüncesi, bir belli bir psikiyatrik destek de almamış oluyor bazen bu kişiler çoğunlukla. Bir depresyon, yaşlılık depresyonu çok önemlidir mesela. Tabii ki çevresinin, ailesinin desteğini yeterli kadar bulamayan Yük yaşlılardan, olarak kendini görmesi değil yük mi? olarak kendini görmesi, işte yatalak durumda pozisyonda olup fiziksel olarak istediği kalitede yaşayamayan kişilerde depresyonlar sıklıkla görülüyor yaşlılarda. Bunlara bağlı daha çok görüyoruz yaşlı hastalarda. Şimdi kişilik bozukluğundan çok bahsettik hocam. İşte intiharda da gençlerde kişilik bozukluğuna geliyor bu. Şimdi kişilik bozukluğundan bahsettiniz ama bir kez daha ben bundan bahsetmenizi istiyorum. Benim bir çocuğum var. Bir oğlum var mesela. İşte lise çağlarında bir çocuğum. Bunun kişilik bozukluğu var mesela. Ben ebeveyn olarak çocuğumdaki kişilik bozukluğunu nasıl fark edebilirim? Yani çünkü bu şekilde en azından fark edilirse belki önlemi de alınabilir diye düşünüyorum. Nasıl fark edebilir çocuğundaki Şimdi kişilik bozukluğunu? şöyle, kişilik bozukluğunu nasıl bir ebeveyn fark edebilir? Öncelikle az önce bahsettiğimiz gibi diğer psikiyatrik rahatsızlıklar olarak kendini gösterebilir bazen. Bir depresyon olarak görülebilir veya başka bir kaygı problemi olarak gösterebilir. Veya buna eşlik eden bazı kişilik bozukluklarında alkol ve madde kullanım oranları daha sıktır mesela. Bunlarla kendini gösterebilir. Bu durumlarda zaten Fark direkt edersiniz. başvurur aile. Bunlarda bir sorun yok. Ama bir kişilik bozukluğu nasıl fark edilir? Kişilik bozukluğunun türüne göre farklı farklı belirtiler var. Bazı kişilik bozukluklarında kişi biraz daha içe kapanık, yalnızlığı tercih eden, sosyal ortamlara çok katılmayan, böyle egzantrik, farklı farklı davranışları olan kendi başına, şüpheci tavırları olan çok fazla, hani derler ya, dananın buzağı aramak, öküz Ha, altında öküz buzağı aramak, altında buzağı öküz altında aramak. buzağı aramak gibi. Böyle her kullanılan sözden işte bir anlam çıkarmaya çalışmak, bir şüphe duymak gibi belirtiler olabilir. Bazılarında sınır dediğimiz kişilik bozukluğu vardı mesela çok sık toplumda. Duygu durumda ani değişiklikler, gün içinde ama bu bile olabilir. Mesela sabahleyin çok coşkulu, çok enerjili, aşırı ama. Akşam bakıyorsunuz sanki gemileri batmış yani. O Gibi. kadar şey, çökkün durumda. Böyle duygu durum dalgalanmalarının sık olduğu durumlar. İşte dediğim gibi az önce bahsettiğim kendine zarar verme gibi davranışlar falan varsa. Onun dışında biraz daha abartılı yorum yapmayı, abartılı değerlendirmeyi tercih eden kişilerde. Bazen karşıdakini göklere çıkarırken, bazen yerin dibine Yeri sokmak gibi gibi. davranışları çok tercih eden sıklıkla gibi problemleri olan kişilerde bunlardan şüphelenebilir. Şimdi bunu deyince aklıma hemen şey de geldi. Bu çocukların geçiş dönemleri, gençlerin geçiş dönemleri. Ne diyoruz o döneme? İşte çocukluktan büyüklüğe geçiş Ergenliğe dönemi, geçiş dönemi, ergenlik dönemi. yetişkinliğe geçiş sonrasında. Ergenlik dönemi. Şimdi bu ergenlik döneminde de çok sıkıntı yaşıyor ebeveynler. Bazen bakıyorum ergenlik dönemine geçen çocukların mesela annelerine ya da babalarına davranışları çok değişiyor. İşte annelerini düşman gibi görüyorlar ya da işte annelerini babalarını üzmek için üzecek şeyler yapmak istiyorlar. Özellikle yani doğru da olsa haklı da olsa anneleri onlar için önemli değil. Annelerinin canını nasıl yakacaklarını hesabını yapıyorlar ve ona göre davranıyorlar. Bu ergenlik döneminde bu da sizinle ilgilidir sanırım sizin dalınızla Tabii ilgili. kısmen ilgili. Ergenlik döneminde bu ebeveynler ne yapacaklar? Çünkü nasıl davranacaklarını o kadar şaşırıyorlar ki. Yani önce diyorlar ki ya ergenliğe geliyor sesimizi çıkartalım. Ne yaparsa yapsın işte görmezden gelelim. Bu doğru bir davranış mı? Yoksa yok müdahaleci mi olsunlar? Ne yapacaklarını şaşıramıyor. Gerçekten şaşırıyor aileler. Bu ergenlik döneminde bu anneler babalar ne yapsınlar? Bir şunlara bir şeyler söyleyin ya hocam. Şimdi ergenlik döneminde gerçekten tabii daha çok 18 yaş altı dönemde çocuk psikiyatrisi arkadaşlarımız ilgileniyor.
Ergenlik döneminde az önce dediğim gibi kişilik bozuklukları çok sıklıkla görülüyor. Psikiyatrik sorunların genellikle başlama dönemleri oluyor. Bunların dışında ergenlik sorunları oluyor. Hiçbir psikiyatrik tanıma çok fazla uymayan sorun olarak diyebileceğimiz aile içerisi çatışmalar, Evet. anne baba tutumlarıyla da ilişkili durumlar. Bunlardan kaynaklı kişinin ergen sorunları oluyor. Bu sorunların çözümünde tabii çok fazla hani ilaç tedavilerine falan çok yeri olmuyor genelde. Bu sorunları aileyle, ebeveynle, çocukla yani ergenle Konuşarak. birlikte konuşarak değerlendirmek en doğrusu. Ebeveynin tutumuyla ilgili genelde ebeveynlerin dediğiniz gibi ya çok kontrolcü, çok fazla baskıcı Ya da tersi. tutumlar oluyor ya da bunun tamamen tersi çok large, çok rahat bırakma şeklinde tutumları da olabiliyor bazı aileler. Bu aslında iki uç. Yani ikisinin de yapılması kişi için çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Dolayısıyla biz genelde burada sınırı korumak, belli dengede tutmak konusunu çok önemsiyoruz. Yani çok fazla ne kontrolcü, baskıcı bir tutum doğru ebeveyn adına. Bu çocuklar üzerinde daha fazla farklı problemlere sebep olabiliyor. Davranış problemlerine sebep olabiliyor. Öfke problemlerine sebep olabiliyor. Başka bağımlılık problemlerine sebep olabiliyor. Diğer türlü de çok sınırsız, çok rahat, hiçbir şekilde davranışları, duyguları değerlendirilmeyen, iletişim kurulmayan ergenlerde de gene bu tarz problemleri çok sık görüyoruz. Yani burada tam sınır çok önemli. Aile onu çok iyi korup koruması gerekiyor Doğru. tutum Bir olarak. de zaten hocam çocuklar da bunu kullanıyor. Şimdi bir şey söyleyince diyor ki bir dakika ben ergenim diyor, bana dokunma, ergenliği yaşıyorum diyor. Böyle de rahat çocuklar yani bir de. Biz ergenlik dönemini hiç bilmiyorduk ya, ergenlik nasıl bir şey, böyle bir kelimeden de haberimiz yoktu. Yaşadık mı yaşamadık mı biz öncekiler onu da bilmiyorum ama şimdiki çocuklar ergen kelimesini çok iyi biliyorlar ve çok da Evet, iyi kullanıyorlar bayağı. yerinde çok da iyi kullanıyorlar. Şimdi ergen çocuklardan bahsedince bir de hiperaktif çocuklarımız var bizim. Şimdi aileler bir tarafa, okulda da öğretmenler de çok sıkıntı yaşıyor bu hiperaktif çocuklarla ilgili. Şimdi ailelerin bazıları bununla ilgili çocukları tamam işte uzmanlarına götürüyor ama bazılarının da şöyle bir kaygıları var. Götüreceğim çocuğuma uyuşturucu ilaçlar verecek, antidepresanlar verecek bu yaşta. Çocuğum uyuşuk olacak, böyle işte oturacak yerine daha kalkamayacak, hareket edemeyecek. Onun için çocuğumu götürmeyeyim. Bırakın böyle olsun diyor. Şimdi doğrusu ne, yanlışı ne? Bu konuda da birazcık bir bilgi verir misiniz? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu psikiyatrinin de ilgi alanı zaten psikiyatri. Aynı zamanda çocuk psikiyatrisiyle de ilgili bir konu daha çok. Çünkü çoğunlukla 4-5 yaşlarından itibaren Görülmeye görülmeye başlanan bir şey. başlanıyor genelde. Daha çok işte okula başlangıç dönemlerinde çok hareketli. Evet. Her hareketliliğe tabii ki hiperaktivite Düz bozukluğu duvara tırmanıyor diyemeyiz. derler ya. Aynen o tabiri çok uygun. Motor takılmış gibi dolaşıyor Evet. gibi. İşte kanepeden oradan oraya zıplıyor. Hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Telkine yatkın değil. Yani telkin bir şeyler anlatarak dur diyerek sus diyerek o bir şekilde durmuyor. Öyle özelliklerde oluyor genelde. Bunlardan dolayı çok fazla işte kazalar geçirebiliyorlar bu çocuklar. Evet. Bir kolunu kırabiliyor, bacağını kırabiliyor. Düşebiliyor sıklıkla. Genellikle böyle çok fazla konuşmaların sözün içine çok fazla girebiliyor. Kendini tutamıyor. Dürtüsellik de olduğu için onlar da çok fazla bunları yapabiliyorlar. Tabii genelde bu hareketlilik ilerleyen yıllarda okul yıllarının devamında işte ilkokulun sonları, ortaokul gibi yerini daha fazla dikkat eksikliğine bırakıyor. Yani bu hareketlilik biraz azalıyor gitgide. İlerleyen çocuklarda şey oluyor, daha çok dikkat eksikliği ön plana çıkıyor ve ders başarısına düşme, okul performansında azalma oluyor. Bunlarda en sık sorulan şeylerden biri, hocam bunun zekası mı yetersiz, zeka kapasitesi mi düşük, Ya da çok ondan mı zeki. oldu şey başarısızlığı? Alakası yok. Ve bakıyoruz, testi gayet iyi mesela. Zeka testi gayet iyi. Yani zeka düzeyinde herhangi bir sorun yok. Hatta bazılarının zeka düzeyi çok yüksek oluyor. Genelde bir de öyle deniliyor hocam. Yani çok zeki oldukları için böyle yerinde duramıyor, hiperaktif olmaz. Zekaya bağlıyorlar. Evet, Var mı bir öyle de yok. bağlantısı? Hiçbir bağlantısı yok onunla. Yani bir aynı Ha, öyle konular değil. düşünülüyor bazen. Yok, aynı konular değil. Bazen çocukların zeka düzeyi yüksek olduğu için bu hiperaktivite, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu baskılanmış oluyor. Aile ve çocuk fark etmiyor bunu. Çünkü ders başarısı düşmüyor. Gidiyor işte başarılı, iyi bir bölüm kazanıyor falan. Burada da sanki böyle bir sorun yokmuş gibi devam ediyor yıllar. Ama bir sorun var sonuçta. Aslında o zekasıyla bunu bir şekilde kurtarmış oluyor.
o dikkat eksikliğini baskılamış oluyor. Dersini anlıyor bir şekilde. Ama dediğim gibi bu hani dikkat eksikliği çok ön plana çıktığı durumlar oluyor. Artık biz erişkinde de görüyoruz. Yani çocukta başlayan bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu %10-15 oranlarında erişkinlikte de devam ediyor. Benim hastalarım var. Erişkinde ne yapıyor? Erişkinler 21 ne yapıyor yaşında, bu? 25 yaşında. Erişkinde de daha çok hareketlilik çok ön planda olmuyor tabii o yaşlarda. Bu biraz daha azalmış oluyor ilerleyen yıllarda. Yine dürtüsel davranışlar. Mesela bir sırada bekleyememe. Yerinde Yerinde duramama, odanın içinde çok sürekli hareketli, gezme. çok Evet. hareketli, işte sürekli konuşmak ihtiyacı, işte kendini bir şekilde engelleyememe, Bunlar diz hiperaktif inhibisyon etme çocukların ileriki dönemleri hareketi. genelde öyle oluyor. Ama daha çok dediğim gibi biz erişkinde hiperaktiviteden çok dikkat eksikliğini ön planda görüyoruz bu bozuklukta. Bu bozuklukta ikisi bir arada olur genelde. Hiperaktivite, dikkat eksikliği. Ama belli dönemlerde biri diğerine daha baskın haline gelir. Erişkin dönemde daha çok bizim karşılaştığımız yani şeyler, vakalar, dikkat eksikliği. Mesela kişi üniversite sınavına hazırlanıyor işte veyahut üniversitede eğitim görüyor. Ne yapıyor? Derse başlıyor, dikkatini sürdüremiyor. 2-3 dakika sonra başka şeylerle ilgilenmeye başlıyor. Hocasının öğretmenini dinleyemiyor. Dinlemiyor değil, dinleyemiyor. Unutkanlık çok sık oluyor bunlarda. Eşyalarını falan kaybedebiliyorlar çok fazla dikkat eksikliğinden kaynaklı olarak. Böyle bir dönem. Hani genelde bunun tedavisi aslında çocukluk yaşlarında başlaması gereken bir durum. Eğer bu tarz rahatsızlık çocuklukta varsa. Sonradan olursa Sonradan tedavisi. da erişkinlik döneminde başlayan da az bir bölüm var. Hani çocuklukta Evet. gayet normal ama erişkinlikte böyle bir sorun yok. Onlara yönelik biz yine tedavi düzenliyoruz. Bunlara yönelik ilaçlar var. Yani bunun tedavisi tamamen ilaç tedavisi. Onu söylemek Tamam, lazım. anladım. Yani davranışçı tedavilerin kısmen faydası var. Ama ilaç Ama tedavisi ilaç sonuçta. tedavisiz çok şey. Bunda kullanılan ilaçlar konusunda hastalarda bildiğiniz gibi bir endişe oluyor ailelerinde. İşte bu bağımlılık yapar mı? Zarar verir mi çocuğa? Böyle bir etkisi yok. O ilaçların da yani dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçların, doktor kontrolünde kullanılan ilaçların bağımlılık yapma riski yok. Ve çok ciddi faydaları var. Hani Yani korkmaya değecek bir şey değil. Bakın korkacak hiçbir faydası şey var yok. diyorsunuz Tabii üstelik ki, de. tabii ki. Hani hastalar bazen şeyle karıştırabiliyorlar yan etki kavramıyla. Evet. Onu biraz da şey yapalım demiştiniz. Hani ilaçlarda hasta diyor ki bu yan etki yapıyor hocam. İşte ben bunu kullanmak istemiyorum. Bir baktım şeye diyor prospektüse. Ha, aynen. Şöyle bir yan etki gördüm. Şimdi prospektüs bilgisinde çok 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 nadir görülen bir durumu bile ilaç firmaları yazmak zorundalar. Evet. Biz onu belki hiç görmüyoruz. Ha bazen hastaya mesela ben şey soruyorum. Diyorum ki başka ne ilaç kullanıyorsun? Bakıyorum bir tansiyon ilacı kullanıyor mesela. Hipertansiyon için. Bunun yan etkilerini okudun mu diyorum. Yok okumadım diyor. Onun yan etkisi olmaz diye düşünüyor. Onun olmaz diye düşünüyor. Ama Evet. aslında biz biliyoruz ki tıbbi olarak onların daha hayati tehdit edici yan etkileri var bazen. Ama yan etkiye göre sadece ilaç kullanma olmaz. Fayda ve zarar hesabı vardır. Değil Çok mi? ciddi yan etki olursa hayatı tehdit edici boyutta veya O cansız zaman. o zaman kesilebilir tabii ki ilaç. O ayrı bir konu. Evet. Ama kişinin faydasını düşünerek kullanması en doğrusu burada. Pekala. Aslında konuşacak çok, saate bakıyorum ama o zaman birazcık daha kısa. Bayılmalardan birazcık bahsedelim mi hocam? Evet. Bayılmalar. Nedir bu bayılmaların altında yatan nedenler nedir? Şimdi bayılmalar aslında çok farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bunlardan mesela bir tanesi senkop dediğimiz kardiyolojik bayılmalar. Kişinin kalp bir hastalığı, kalp hastalığına bağlı olarak geçirdiği bayılmalar olabilir. Hipotansiyona bağlı, tansiyonu çok sıklıkla gördüğümüz işte bazen beslenmesi, kişinin sıvı alması yetersiz olur, tansiyon düşer, değil mi? Evet. Bayılması olabilir. Bu olabilir sebep. Nörolojik bayılmalar, Sara hastalığı Epilepsi gibi gibi şeyler olur. epilepsi hastalığında görülen bayılmalar olabilir. Bir de psikojenik bizim alanımıza ayıran bayılmalar var. Sanki Bizim böyle kendini korumak için bayılma olayı da var. Bir şeyden korunmak, yani tamam, görmemek, duymamak için bayılmak. Şimdi bizim psikiyatrideki bayılmalar kavramı konversiyon dediğimiz bir durumdur. Konversiyon dönüştürme aslında Türkçesi. Dönüştürme. Yani bunun anlamı şu. Kişi yaşadığı stresli durum karşısında durumu yönetemediği için bunu bir fiziksel belirti olarak dönüştürüyor. Bayılmaya dönüştürebilir Değil bunu. mi? Bunu uyuşmaya, karıncalanmaya dönüştürebilir. Karın ağrısına dönüştürebilir. Bunu çok sayıda fiziksel belirtiye dönüştürebilir. Bunlardan bir tanesi de bayılma.
Ama burada şunu anlatmak isterim özellikle. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Muhakkak ki. Yani bu bazen bizim şeyde vardır halkımızda. İşte bilerek yapıyor. Yok hadi bayılayım deyince bayılamıyorum ben. Mesela kişi işte çok ciddi bir tartışma yaşar. Mesela bir kayınvalidesiyle çok Evet. ciddi bir tartışma yaşar evde. Bu tartışma sonrasında böyle bir durum gözleyebiliriz bu. Böyle bir vaka olabilir. Bayılır. İşte kasılmalar, titremelerle beraber bir bayılma gerçekleşebilir. Bazen aile üyeleri de düşünür ki ya bu bilerek Hem yapıyor. bilerek değil mi? Denilir Halbuki bu. değil. Değildir. Değil. Bu ruhsal bir bozukluktur. Bunun da tedavisi tabii ki mümkün. Peki alkol tedavisine de bir girelim. Size bu tür Evet. hastalarda geliyordur. Evet. Alkol ve madde bağımlısı ile ilgili tedavi için size gelenler vardır. Bununla ilgili siz gerçekten bir tedavi edici yönteminiz var mı? Tedavi edebiliyor musunuz? Tedavi edebilmeniz için ne yapılması lazım? Evet. Hastadan beklediğiniz ne, çevresinden beklediğiniz ne? Sizin yaptığınız tedavi nedir? Birazcık da bundan bahsedelim. Şimdi alkol madde kullanım bozuklukları eskiden bağımlılık diye geçiyordu da şu anda son literatüre göre artık bunlar kullanım bozukluğu olarak Deniliyor. adlandırılıyor. Alkol madde kullanım bozuklukları. Bunların tedavisi mümkün ama daha çok sıklıkla ülkemizde amatemlerde uygulanıyor. Çocuklar için çematemler var. Yani 18 yaş altı Evet. için. Alkol madde bağımlılık merkezleri bunlar. En önemli, en ileri düzey tedaviler buralarda, bu merkezlerde yapılıyor. Ama psikiyatrik polikliniklerde de ayaktan tedavi düşünen, yatış gerektirmeyecek boyutta olan hastalarda bu tedavileri biz yapıyoruz. Alkol, tabii alkol tedavisi çok farklı bir konu. Madde bağımlılığı, uyuşturucu maddelerine bağımlılık Farklı. tedavisi çok farklı bir konu. Öncelikle ama temel mantık olarak ilk hasta başvurduktan sonra bu şikayetle bize kişinin motivasyonu çok önemli. Yani kişi bunu bırakmak istiyor mu? Bu kavram çok önemli. Yani çay içiyoruz değil mi mesela? Çay içmeyi bırakmak istemeyen bir kişiye siz çay bıraktırabilir misiniz? Çok zor. Evet. Yani bu zaten doğada Yani sizin için birinci aynı. hastanın kendisinden Hastanın başlıyor. kendisinden başlıyor. Motivasyonunun çok iyi olması lazım. Yani ben bırakmak, bu durum beni rahatsız ediyor. Ben bu durumdan kurtulmak istiyorum demesi gerekir. Ondan sonra geldi başvurduğu zaman genellikle ilk başta arındırma, detoks denilen arındırma tedavisi. Yani o alkolün veya maddenin vücuttaki etkisini ortadan kaldırma, vücuttan onu temizleme Evet. tedavisi ilk başta yapılır. Bir takım ilaçlar da kullanılarak. Bu bir hafta, 2 hafta kadar sürebilir kişinin durumuna göre. Yoksa bu arındırma tedavisi. Bu tedavi bittikten sonra da biraz daha bilinçlendirme, madde kullanımına veya alkol kullanımını uzaklaştırmaya yönelik davranışçı müdahaleler dediğimiz, işte toplumsal çevrenin de faydasını düşünerek bir takım müdahaleler yapılabilir. Ama aile desteği burada en önemli şeylerden bir Evet. tanesi. Çünkü ailenin buna yönelik kişiye çok yoğun bir destek sunması lazım. Kişi madde veya alkol bağımlılığından kurtulduktan sonra, Ki dönem daha önemli bıraktıktan aslında değil sonra mi? bir dönem çok önemli zaten. O bir şekilde o arındırma tedavisi yapılıyor. Evet, ondan O sonraki rahatlar. destek. Ama sonraki dönemde tekrar başlamayı engellemek en önemli En konu. önemli O kısmı. yakın takip ve bilinçlendirme şeylerle oluyor. Peki son bir sorumuz ve kısa bir soru. Siz bu anlamda psikiyatrla ilgili diğer bölümlerden doktorlarla ilgili, branşlarla ilgili de ortak çalıştığınız bir branş alanı var mı? Bu kısmını da bir merak ediyorum. Şimdi psikiyatride zaten tıp bir bütündür. Tüm dallarda olduğu gibi psikiyatri de bir tıp dalıdır. Ortak hastalar, ortak belirtilerin olduğu hasta gruplarımız var. Özellikle sıklıkla biz daha çok tabii nörolojiyle daha çok yakın ilişkide oluyoruz. Ortak hastalıklardan dolayı işte Evet. demansiyel, Alzheimer gibi bir takım beyinle İlgili. ilgili hastalıklar olduğu için genelde ortak hastalıklarımız daha çok oluyor. Ama şöyle durumlar da oluyor. Mesela bir onkoloji hastası, bir kanser hastasının psikiyatrik yakınmaları olabiliyor. Psikiyatrik belirtilere diğer hastalıklar sebep olabiliyor. Bir tiroidle ilgili mesela en sıklıkla gördüğümüz durumlardan biri. Tiroidi az çalışan hastalarda, hipotiroidi hastalarında depresyon çok sık görülüyor. Yani kişide başka hiçbir sebep bulmadan sadece hipotiroidiye bağlı bir depresyon gelişebilir. Öyle mi? Kullandığı başka ilaçlara bağlı depresyon gelişebilir, kortizona bağlı gelişebilir, bir takım tüberküloz ilaçlarına bağlı, kemoterapi ilaçlarına bağlı depresif bozukluklar.
bir takım ciltle ilgili ilaçlara bağlı depresif bozukluklar. Bunlar görebildiğimiz durumlar. Yani diğer tıbbi problemlere bağlı depresyonlar hem psikiyatriyle yönetilmesi hem de diğer ilgili hastalığının tedavisinin bir arada yapılmasıyla düzeltilecek durumlardır. Bir de psikiyatrla psikolog biraz karıştırılıyor. Evet. Nedir ikisi arasındaki fark durumu? Evet. Psikiyatrist doktordur. Tıp fakültesi mezunu. Ardından tıp fakültesi sonrasında bir uzmanlık eğitimi, ihtisas eğitimi Gerektiren. gerektiren o eğitimi alan ve sonrasında da doktor olarak, uzman doktor olarak çalışan bir daldır. Ya psikiyatrist bu bahsettiğim tedavi yöntemlerinin tümünü kullanır genelde. İşte farmakoterapisi, ilaç tedavisi, terapiler, terapi ekolleri, dinamik yaklaşımlar, daha çok geçmiş yaşantıya ilişkin çözümleme. Bunların hepsini hemen hemen kullanır. Psikologlar da psikiyatristlerin ekibinde genelde olur destekçi olarak. Onlar da daha çok psikoloji bölümü mezunlarıdır. Tabii klinikte çalışan psikologlar klinik psikolog eğitimi tamamlayarak sonrasında bir uzman psikolog veya klinik psikolog olabiliyorlar. Onlara daha çok işin bu bahsettiğim yönlerden terapiyle kısmı değil mi? kısmı Onlar da giriyor ilaç sanırım. Diğer, tedavisi olayı evet, olmuyor. doğru. Onlar daha çok terapiyle ve psiko eğitim dediğimiz bilinçlendirme, belki hastayı biraz daha hazır hale getirme, o kısmıyla ilgilenen arkadaşlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konuşmadığımız hiçbir şey kalmadı. Ben Çok sağ teşekkür olun. ederim. İyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz. Geldiniz. İyi ki Erzincan'dasınız. İyi ki bizim doktorumuzsunuz. Vaktinizi bizim için harcadınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok sağ teşekkür olun. ederim. Sağ Evet olun. sevgili izleyenler, bugünkü konuğumuz psikiyatrist Mustafa Akkuş'tu. Çok çok teşekkür ediyoruz buraya geldi. Tekrar pazartesi günü birlikte olmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.